Türkiye'nin Geleceği programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Önemli gündem maddeleri var ve değerli konuklarımız bizimle beraber. Bu hafta özel konuğumuz İYİ Parti Milletvekili Sayın Ahat Andican. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi yayınlar. Her zaman olduğu gibi sürekli yorumcularımız, Karar Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Ocak'tan bizimle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Skype bağlantılarımızda yine sürekli yorumcularımız, gazeteci Mustafa Balbay bizimle ve LDP eski genel başkanı Sayın Cem Toker de bizimle. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler diliyoruz. Teşekkürler. Hemen son dakika gelişmesini ekranımıza, izleyicilerimize de yansıtıyoruz. Bu önemli bir gelişme. Pek çok konuşulan şeyden sonra Türk askeri Afganistan'dan çekiliyor. Milli Savunma Bakanı yaklaşık bir saat önce bu açıklamayı yaptı. Havalimanında bir çatışma olduğunu da ifade etti ama Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görevini başarıyla bitirdiğini ve artık gururla döndüğünü söyledi. Bu arada Erdoğan'ın da tabii bazı açıklamaları var. İhtiyatlı yaklaşıyoruz Taliban'ın açıklamalarına, uygulamalarına bakacağız şeklinde. Ama önce TSK'nın Afganistan'dan çekilişini konuşacağız. Önemli gelişmeler Afganistan ana konularımızdan biriydi zaten. Sayın Andican'a dönmek istiyorum. Geldiğimiz noktada bir politika fiyaskosu olarak değerlendirebilir miyiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o kadar ısrarı rağmen bugün çekilişi? Eğer bu olayın başlangıcına dönersek evet. Ona seyircilerimize, izleyicilerimize hatırlatırsak evet. Buyurun. Nasıl olmuştu olay? Hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı'nın Biden'la yaptığı bir görüşme esnasında kendisinden çok daha farklı şeyler söylemesi ve konuşması beklenirken birdenbire Afganistan'da NATO'nun çekilmesinden, daha doğrusu ABD'nin çekilmesinden sonra Hamid Karzai havaalanında kalabileceğimizi ve orada güvenliği sağlayabileceğimizi, aynı zamanda Kabil'deki diplomatik misyonları koruyabileceğimizi ve eğer tehlikeli bir durum olursa da buradan bu diplomatik misyonların bir anlamda boşaltılmasını veya transfer edilmesini sağlayabileceğimizi gündeme getirdik. Evet. Bu konu ne Amerikalıların gündemindeydi, ne NATO'nun gündemindeydi. Evet. Bu hükümetin gündemindeydi. Nedeni de basitçe şuydu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump dönemi ilişkilerini Biden'la oluşturabilme arayışıydı. Biden çünkü Cumhurbaşkanı oldu, daha doğrusu başkan seçildikten sonraki dönemde Türkiye'de beklenilen Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye'ye yönelik ilgiyi göstermedi. Evet. Aylarca telefon bile etmedi. Tabii, tabii. İlk telefonunu da hatırlayacaksınız. Sözde soykırımı kabul edeceğini söylemek üzere aradı. Şimdi bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şeyi Amerika Birleşik Devletleri onaylarsa, Biden onaylarsa bir, ilişkilerimiz iyileşecek. İki, birçok Türkiye ile arasında hem Türkiye-ABD arasındaki sorunlar hem Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili sorunlar halledilebilir, yumuşayabilir, evet, ya da rafa kaldırılabilir ümidiyle bunu gündeme getirdi. Şimdi bunu tabii gündeme getirirken o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA raporları, Pentagon raporları yaklaşık 9 ay çekilmeden sonra 9 ay süreyle Taliban'ın bir anlamda büyük şehirleri, özellikle de Kabil'i ele geçiremeyeceği üzerine kuruluyordu. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanı, yani Tayyip Erdoğan, düşündü ki 9 ay boyunca burada Türkiye, NATO'nun, ABD'nin vazgeçilmez bir unsuru olarak, kendisini öyle konumlandırarak, evet, bir şekilde buradan siyasi çıkar sağlama amaçlı bir politika başlattı. Fakat Taliban'ın çok kısa bir süre içerisinde, hiç kimsenin beklemediği kadar kısa bir süre içerisinde ama kendi çabasıyla değil, oluşturulan 300-350 bin civarındaki Afgan güçlerinin bir anlamda 1996'da olduğu gibi, 96'da aynı şey olmuştu. Kabil'e 2 ay içerisinde gitti. Bütün Peştu gruplar, milis kuvvetleri Taliban'a teslim olmuşlardı. Benzer şekilde Afgan ordusu 2021'de de aynı süreci yaşadı ve böylece yani buharlaştı. Taliban geldi. Şimdi teslim oldular. O günden itibaren enteresan bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından iktidarın ısrarla biz bu Taliban'la ilişki kurmak istiyoruz.
Taliban'a insan gönderiyorlar, hatta bazı söylentiler var. Savunma Bakanı Pakistan'da Taliban yetkilileriyle görüştü noktasına kadar söylentiler var. Söylenen şey şuydu: biz havaalanını idare etmeye devam edelim, kontrol etmeye devam edelim, burada size yardımcı olalım. Hatta bunun için Sayın Cumhurbaşkanı belki de hayatının en bana göre politik açıdan en hatalı, Türkiye'yi ileride Türkiye'nin önüne faturası konulacak bazı sözler de söyledi. Neydi o? Bir, Taliban'ın inancıyla bizim bir sorunumuz yok, aynı inançtayız falan gibi. Ama daha da tehlikelisi, ben bunu birkaç televizyonda ısrarla gündeme getirdim, daha da tehlikelisi şuydu: Taliban'ın dış dünyada meşruiyetine ve uluslararası arenada kabul edilmesi yönünde bizim katkımız olabilir diye. Evet. Düşünün şimdi. Ve ben, Taliban'ın eli güçlenir dedi biz orada olursak. Hayır, Taliban'ın eli güçlenir değil. Taliban bir anlamda meşrulaşmasına biz yardımcı olabiliriz eğer Kabil havaalanında kalırsak gibi bir dış politika saçmalığına bile imza atıldı. Yani bunu altını çizerek söylüyorum. Ben o dönemde televizyonlarda, birkaç televizyonda bunu gündeme getirdim ve iki nedenle karşı çıktım. İki nedenle. Daha doğrusu tutarsız buldum, öyle diyelim. Birincisi şuydu: yani Taliban açısından bir baktığınız zaman NATO ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bir gücü ülkeden çıkarmış bir güç. Kendisini böyle görüyor şu anda. Aynaya baktığı zaman böyle bir şey görüyor, güç görüyor. Yani böyle bir güç Afganistan'da devlet kurmaya aday ve devlet kuracağım ben burada diyor. Değil mi? Bir Kabil havaalanını idare edemeyen bir güç halinde dış dünyaya mesaj vermek ister mi? Türkiye'ye bırakır mı orayı? Bu Taliban açısından. Bizim açımızdan baktığınızda da iki sorun vardı. Taliban her ne kadar şirinlik muskası, böyle şirinlikler yapıyor, bilmem ne yapıyor, PR çalışmaları yapıyor, 1996'daki gibi olmayacağız, efendim işte kadınlara yönelik politikalarımız, efendim rakiplerimize karşı politikalarımız filan şey olmayacak. Ama şeriat devleti olacağız, ama yani daha doğrusu teokratik bir yönetim kuracağız ama bunları da yapmayacağız havasında idi. Şimdi düşünün, Kabil havaalanında devam eden bir Türkiye. Ne oluyor? Bir, yarın bir gün nasıl bir yönetime dönüşeceğini bilmediğimiz, 96'da olduğu gibi bir yönetime dönüşürse, uluslararası standartları bırakın, insanlık açısından utanç verici bir yönetimin meşrulaşmasına zemin hazırlamış, onunla bir anlamda müttefik gibi hareket etmiş bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık. İkinci bir sorun da şuydu: ben yine bunu televizyonlarda ısrarla gündeme getirdim. Panjshir Vadisi'nde bugün bir mücadele var. Eskiden, yani 96'da da Kuzey İttifakı adı altında Hazaraların, Türklerin, Özbek ve Türkmenlerin ve Taciklerin, o zaman Ahmet Şah Mesut, Taciklerin lideri, Türklerin lideri Raşit Dostum ve Hazaraların lideri de Mazari idi. Öldü, onun yerine Halili geçti. Bunlar Kuzey İttifakı'nı oluşturuyordu. Taliban 2001'de, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre karşı küresel savaş yapacağım diye Afganistan'a girdiğinde Afganistan'ın tamamını kontrol altına alabilmiş durumda değildi. %85'ini kontrol altına almıştı. Kuzeyde bazı vilayetler, Panjshir Vadisi ve Taciklerin, daha doğrusu Ahmet Şah Mesud'un çok etkin olduğu Badakhshan vilayeti. Badakhshan vilayeti bir tarafında Tacikistan, bir uçta Çin ve Afganistan'ın içine doğru uzanan bir büyük vilayet. Şimdi düşünün. Böyle bir mücadele verilmiş. Ve şimdi yine aynı şekilde Panjshir Vadisi'nde bu kez o liderlerin oğulları, işte Ahmet Mesut, Ahmet Şah Mesut'un oğlu, Yar Dostum, Abdurreşit Dostum'un oğlu ve Üstad Ata Muhammed, o da Tacik liderlerinden biri, onun oğlu Halit zannediyorum. O şu anda bir mücadele başlatıyorlar. Yarın bir gün, ben o zaman bunu söyledim, yarın bir gün eğer böyle bir mücadele realize olursa, ciddi bir savaş, iç savaş başlarsa, o zaman Türkiye kendi soydaşlarına karşı mücadele eden bir gücün müttefiki durumuna düşecektir diye bunu birkaç defa uyardım. Sonuç: Allah'tan ki Taliban AKP'ye,
Sayın Cumhurbaşkanı'na ve iktidara çok büyük bir iyilik etti. 31 Ağustos'a kadar ülkeyi terk edin diye mecbur bıraktı. Değilse benim o biraz önce söylediğim risklerin hepsi Türkiye'nin önünde olacaktı. Türkiye sonuç olarak hem dış dünyaya bir teokratik yönetimin kefili olarak dünya siyaset sahnesinde veya dünya siyaset tarihinde rol oynamış olacaktı. Daha da önemlisi kendi soydaşlarına, kendi soydaşlarına karşı mücadele eden bir pozisyonda olacaktı. Dolayısıyla bu çekilmeyi biraz önce söylediğimi bir kere daha altını çizmek istiyorum. İzleyicilerin aklında veya hafızasında kalması için bu anlamsız, tutarsız, ilkesiz ve mantıksız AKP politikasının Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından ve Savunma Bakanı'nın vesaire ağzından ifade edilen bu politikanın Taliban tarafından, bizzat Taliban tarafından iyi bir yöne evrilerek Türkiye'yi bu kapandan çıkarmış oldu. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Ocak'tan? Çok hızlı bir gelişme oldu birdenbire. Daha biz orada duracağız, yani, hala talibiz bu göreve derken Taliban AK Parti iktidarına büyük bir iyilik yaptı. Aslında çünkü zaten Amerika ilk şeyde çekilmeye karar verdiği zaman biz doğal olarak orada NATO'nun bir unsuru olarak oradayız. NATO çekiliyorsa kardeşim biz de çekiliriz. Yani biz niye Afganistan'a herhalde kendi başımıza o zaman gitmedik. NATO çerçevesinde gittik ve bunun sonucu olarak Amerika çekilirken bizim de doğal olarak NATO ile birlikte çekilmemiz gerekirdi zaten. Yani hemen kararı o gün. Ama tabii biraz önce Halit Bey'in de dediği gibi aslında şöyle bir politika var. Daha önce Trump'la ilişkiler biliyorsunuz Ahbap-Çavuş ilişkileri biçiminde yürümüştü. Oysa şimdi ilişkiler kurumsal düzeyde yürümek zorunda. Tabii o şeye henüz alışamadığı için AK Parti iktidarı, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz kişisel şeyi var. Acaba Amerika ile ilişkileri, Biden'la ilişkileri daha şey hale getirebilir miyiz? Yumuşatabilir miyiz gibi bir anlayışta muhtemelen. Hiç onların öyle bir önerisi, yani Amerikalılar şu ana kadar biz Kabil Havaalanı için Türkiye'ye böyle bir teklif yaptık falan demediler. Böyle bir açıklama yok. Teklif bizden yani gitti zaten. Biz söyledik. Biz koruyabiliriz diye. Niye biz koruyoruz? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Onu izah edilemedi. Tabii şimdi doğal olarak muhalefetin bu konudaki öteden beri sert eleştirileri vardı. Hiç bunları dikkate almadılar. Ama neyse ki Taliban'ın böyle bir şey yapmış olması büyük bir şans. Şimdi tabii şöyle bir anlayış var. İlk günden itibaren Taliban'ın şeye gelmesiyle birlikte Amerika'yı, işte NATO'yu göndermiş oldu. Adamlar herkesi yenmiş oldu. Türkiye'deki bir anlayış, bir zihniyet, işte ümmetin başarısı olarak algılayanlar şimdi merak ediyorum ne yapacaklar. Herhalde onlar da Taliban'ın aleyhinde dönebilirler. Muhtemelen öyle her bir şey süreç başlayabilir. Her an sözler değişebiliyor. Şimdi tabii çok gerçekten kabul edilmesi mümkün bir şey değil. Yani biz, ben o konuda şey de yazmıştım. Yani Taliban'la biz temelde dini değerlerde aynıyız. Öyle bir şey yok. Öyle bir aynılığımız yok yani. Taliban dediğin kardeşim medeniyete düşman, insanlığa düşman, kadına düşman, çocuğa düşman, kültüre düşman, sanata düşman bir yapı. Şimdi böyle bir yapıyla ben olsaydım mesela iktidar, ya en küçük bir paralellik arz etmek bile iktidar açısından bir şeydir. Hem dünya nezdinde şeydir, hem de kendi toplumun nezdinde. Ama tabii öyle düşünmüyor. Yani siyasi iktidarın aklı öyle çalışmıyor. Biz ümmetin lideriyiz. Dolayısıyla bunlar da zaten inanç olarak bize uzak değiller. Yani aynı değerleri taşıyoruz. Tabii bunun sonuçlarını ve Taliban'ın ne olduğunu şey yapamadıkları için biliyorlar aslında. Ama bilmeleri lazım. Biliyorlar. Fakat böyle bir anlayış Türkiye'de var. Yani Türkiye niye bir takım... Türkiye herkesle ilişki kurabilir. Her ülkede
Afganistan'la da kurarsın, Suriye'yle de, Mısır'la da, dünyanın her ülkesiyle. Ama bunların kimisiyle işte mesela Mısır'la yaptığımız şey neydi? Mısır'a dedik ki işte darbe yaptın, darbecisin. Sizin de bütün ilişkileri kesiyoruz. Oysa iktidarlar, devletler böyle yönetilmez. Yani siz tepki koyarsınız. Darbeye karşı bütün dünya tepkisini koydu. Herkes sonuçta diplomatik anlamda ilişkiler sürer ve artık biz seninle kanlı bıçaklıyız, birbirimizi asla görmeyeceğiz diyemezsiniz. Çünkü orada yatırımların var. Yani tabii, bir tabii, Türk tabii. iş adamının yatırımı var mı sırada? Şimdi işte benim arkadaşım var mesela. Cezayir'den dolaşarak gitti o ilk dönemlerde. Şimdi böyle bir şey olmaz. Yani siz siyaseten evet darbeye karşı tavrınızı koyarsınız. Buna hiçbir şey demem. Ama Taliban'ın bir de terör örgütü olma özelliği şimdi var. Şimdi tabii öyle Birleşmiş bir şey var. Milletler şimdi burada nezdinde. İleride sonuçta diplomatik anlamda ilişkiler bir şekilde sürer. Ama bu bizim kardeşimizdir işte. Biz aynı inanca sahibiz. Dolayısıyla biz onların değerlerini, bir onları korumalıyız. Dünyada onların, hatta işte biraz önce söylediniz, meşruiyetini sağlayan bir meşruiyetini sağlamada katkı sunabiliriz. Evet. Gibi şeyler. Evet. Doğru değil. Çünkü orada hakikaten farklı bir yapı var. Bundan sonra nereye evrileceğini kimsenin tahmin etmesi mümkün değil. Oradaki bize yakın gruplar, Türkleri filan, o zaman karşınıza alacaksınız. Onlarla da mücadele edeceksiniz. Tabii şöyle bir anlayış var da biraz önce söyledim. Yani emperyalist güçlere karşı zafer kazandı, ümmetin zaferi diyenler. Şimdi kardeşim, emperyalist güç dediğin, biz de o emperyalist gücün içinde birlikte diğer gittik. Yandan, mücadele ettik. Yani hayır, ayrıca Taliban'ı kuran o emperyalist güç. Aynı güç. Çok, çok enteresan. Şimdi tabii bu ilişkileri böyle değerlendirince maalesef sonuçlarını iktidar açısından, iktidarın yani son dönemde bütün yaptıkları aslında, hı-hı, bir taraftan baktığınızda yani bir siyasi akılla, bir devlet aklıyla izah etmek mümkün değil. Yani normalde bunu mutlaka görüyorlardır ama bu yolu tercih etmiyor. Yoksa normal bir devlet gibi, hani ilk günden deseniz ki kardeşim bizim için orada Türk askerinin hayatı önemlidir. NATO ile birlikte gittik, NATO ile birlikte çıkıyoruz dediğiniz zaman ne muhalefet size tabii bir tepki koyabilir, tabii, ne doğal olan da olması gereken de odur. Ama bunun dışında ilişkilerini sürdürürsünüz. Dış politikayı oluşturacak olan kurumun işini boşaltıp bu konuda liyakatsiz bir sürü insanı oraya doldurarak 3-4 tane danışmanın ve sekreter konumundaki bakanın etkisiyle oluşturulmuş politikalar bu kadar olur. Kaldı ki Türkiye diplomatları anlamında dünyanın en önemli diplomatlarına sahip bir ülkeydi. Yani dünyanın sayılı ülkelerinden Osmanlı, biri. Osmanlı geleneğine sahip. Tabii oradan beri gelen bir güçlü gelenek yapı var. Ama o gelenek de bozuldu son yıllarda. Yani bir şey yok şu sorunu anda. Sorunu söylüyorum. Kurumun içini boşalttılar. Daha doğrusu kurum tamamen dışarıya itildi. Kurum kalmadığı gibi bir durum yani söz konusu. Sayın Mustafa Balbay'a dönmek istiyorum. Sayın Balbay, Türk askeri Afganistan'dan dönüyor. Öyle gelişmeler oldu ki Erdoğan ve iktidarı bu konuda ısrarcı olurken bugün artık Kabil Havalimanı'nda ne yaşandıysa, bir çatışma yaşanmış. Milli Savunma Bakanlığı buradaki güçlerle beraber o çatışmayı sakinleştirdik, bir sıkıntı yok ve dönüyoruz açıklamasını aynı anda yaptı. Ne anlama geliyor sizce Türkiye için bu dönüş? Şimdi Sayın Özalkuş, anımsarsanız geçen hafta Türkiye'den bir heyetin Kabil'de olduğunu, Taliban'la temas kurduğunu ancak olumlu sonuç alamadığını, heyetin geri dönmeyi, artık burada yapabileceğimiz yeni bir şey yok dediğini ama sarayın bastırdığını vurgulamıştık. Hı hı. Doğrusu ben de bugün sevgili Ocak'tan bilecektir, Anadolu kalıplarına giden yazımda Cumhuriyet Gazetesi'nde Türk askerine dönüş için hazır ol emri verildi ancak uygulanıp uygulanmayacağı belli değil diye yazmıştım öğleden sonra. Ama akşam gelen haberle birlikte biz de yazımızı şehir kalıplarına göre değiştirdik. Yani gelinen noktada Ankara'da artık Erdoğan'ın da sarayın da hayır diyemeyeceği bir zorunluluk oluştu ama sonuna kadar zorladılar. Burada anımsayacaksınız, daha pazartesi günü Erdoğan Johnson'la, İngiltere Dışişleri Başbakanı ile konuşurken bile Kabil Havaalanı'nda işte biz Koreyalı'nın biz olalım diye bastırmıştı. Aslında bu hem orada olalım
hem de bu göçmen politikasını sürdürelim, finansmanı da yürütelim, hepsi bir aradaydı. Eğer Sayın Andican'ın dediği gibi orada bir ağırlığınız olursa, göçmen politikasında da bir ağırlığınız olursa, maddi olarak da bir şeyler alabilirdiniz ki evet. Erdoğan'ın kendisi bunu 12 Ağustos günü bu işin finansmanını yürütürseniz işte bu konularda devam eder demiştim. Şimdi gelinen noktada aslında şu anda biraz önce sizin de göstermiş olduğunuz Afganistan'daki görüntüler, o silah bölümleri Amerika'nın bıraktığı silahlar. Şimdi ortaya şu tablo çıkıyor Sayın Özalkuş. Bir yıl önce Taliban'la Amerika konuşuyorlar ve anlaşıyorlar. Yine kamuoyuna bir süre önce çıktı, ortaya çıktı ki CIA başkanıyla Taliban'ın ikinci adamı görüşmüşler. Devam ediyoruz. Şu anda Afganistan'daki bütün silahlarını ve teçhizatını Taliban'a bırakarak çıkıyor Amerika. Evet. İstese dünyanın 800 yerinde üssü var. 800 yerinde üssü var. 100 kadarı Türkiye'nin etrafında, Orta Doğu'da, oraları bırakabileceği halde. Burada şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bunu sevgili Andican'ın da değerlendirmesine sunmak, zaten kolların içinde, onun da değerlendirmesini doğrusu merak ederim. Amerika, Afganistan'ın Taliban'dan başka bir gücün eline geçmemesi için olağanüstü özen gösterdi. Ola ki biraz daha demokrasiye yakın, ola ki biraz daha bir koalisyon havası oluşabilecek bir yapının olmaması için ve ben gidersem bakın ne kadar kötü bir yapı var da belki bunun içinde var, böyle bir tablo çıktı ortaya. Şimdi bu noktaya gelirken şu anda Afganistan'da 20 yıl boyunca Amerika'nın kabaca 2 trilyon dolar harcadığı, 2500 askerin öldüğü hesap edilirse, bunun Afganistan hükümetine verdiği paranın 200 milyar dolar olduğu ve bu paranın da %65'inin güvenliğe, bunlar Amerika'nın açıkladığı rakamlar. Evet. %25'inin Afganistan'ın yapılanmasına, sadece %10'unun insani yardıma ayrıldığı dikkate al. Bu çöküşü Amerika hazırladı, bu çöküşü Amerika yürüttü ve şimdi orada tam bir enkaz, kaos ve insanlık dışı bir durum bırakarak çekiliyor. 200 yıl önceki sömürge döneminde bile bugün dünyanın sömürge ve geçmişteki sömürge olan ülkelerine gittiğinizde, Hindistan'a, Latin Amerika'ya, Kuzey Afrika ülkelerine, hatta Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gittiğinizde kolonyal mimari diye bir şey duyarsınız. Orada sömürge dönemi belli bir binalar, mimari, parlamento bırakmıştır. Bugün daha şey bir durumla karşı karşıyayız. Amerika'nın neredeyse 200 yıl önceki o sömürge döneminde hani sömürdüğü ülkeden, her şeyi aldığı ülkeden bunun bir kısmını bırakıp biraz kurumlar bırakan, biraz mimari bırakan o sömürgecilikten bile daha geri bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İstatistikler biraz farklı gösteriyor. Ama kabaca alabildiğim rakamlar, şu anda Afganistan'da okuma yazma oranı %40. Kadınlarda bunun 7'de 8'de biri olduğu tahmin ediliyor. Kesin bir rakam da yok zaten. Ve şimdi Afganistan'da yeni gelen yönetim, ya daha doğrusu Taliban diyor ki kadınlar sokağa çıkmasın. Çünkü bizim şu andaki görevlilerimiz kadınlara nasıl davranacağını bilmiyor diyor. Hakikaten vahşi bir tabloyla karşı karşıyayız. Çok, çok. Ve şu anda hani belki önümüzdeki dönemde kimi yeni bilgiler de alacağız. Bu hani son birkaç hafta içinde ortaya çıkan tabloyla birlikte şu anda görebildiklerimiz. Yani ama Amerika'nın, ben doğrusu hani Amerikan halkına düşman değilim. Amerika ile de Türkiye'nin iyi ilişkiler içinde olmasını isterim. Ama bu politika vahşi bir politikadır. Bu politika sömürge döneminden bile geri bir politikadır. Siz oraya trilyonlar dolar gömeceksiniz ve orada bırakın hani bir mimariyi, taş taş üstüne bir yapı bırakmayacaksınız. Bir kurum oluşturmamış olacaksınız ve ayrılırken de bütün silahlarınızı Taliban'a bırakacaksınız.
Bunun görüntüleri yayınlandı. Biraz önce sizin de yayınladığınız o yoğun silahlı bir depo yine Amerika'nın orada bıraktığı depolardan biri olduğu yine sosyal medyada ortaya. Böyle bir tablo içinde hakikaten Türkiye'nin geleneksel politikasının ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ve Türkiye'nin hem kendi etrafında hani tabii ki Orta Asya, Türkiye'nin doğal hani coğrafyası, bunu Almanların Türkçe şifre dediği, yani genel anlamda dünyanın Türk dili alan diye o coğrafyanın içinde değerlendirdiği bir bölge burası. Bu benim tanımlamam değil. Hı hı. Ama o coğrafyaya bakışının en son gözlüğü, Amerikan gözlüğü olabilirdi. Ama iktidar hala bence bu konuda ısrar etmekte. Yani askerin dönüşünün, yani bir süre, bir haftadır, geçen hafta biz bunu konuşmuştuk. Yani en azından orada kurmay mantığın bir an önce dönmeyi arzu ettiği, ama hani sarayın ısrarla bastırdığı değerlendirmesi nihayet bugün artık bir ölçüde zorunlu hale gelmiş görünüyor. Peki. Şimdi göç politikasında da iki gündür dikkat ederseniz Sayın Özalkuş, böyle hani muhalefete dönük olağanüstü bir suçlama. Vay, medya yalan yazdı, BBC bile yazdığını düzeltti de Türkiye'nin Afganistan'ın böyle bölgenin göçmen merkezi olmayacağını, BBC bile düzeltti de Türk medyası düzeltmedi dediler. Hmm. Aslında bunun Türkçesi şu: suçüstü yakalandılar Sayın Özalkuş. Bakın, hafta başı pazartesi Times'ta, İngiliz Times gazetesinde İngiltere Savunma Bakanı Valance'ın bir röportajı yayınlanıyor. Diyor ki Afganistan'daki tahliyenin etraftaki ülkelerde göç merkezleri yaratarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz diyor. Onu yorumlayan iki gazeteci Valance'ın yazısının altına yorum yapıyor. Bu iki ülke Türkiye ile Pakistan diyor. Evet. BBC Türkçe bunu Türkçe'ye çevirirken Savunma Bakanı dedi ki Pakistan ve Türkiye'de göç merkezi kuracağız dedi diyor. BBC de ya özür diliyoruz, atıf hatası yaptık. Savunma Bakanı'nın sözlerini yorumlayan gazeteciler bunu demişti diyor. O zaman Çavuşoğlu'ndan işte altına kadar herkes vay Türk medyası yalan. Ama artık ortaya çıktı. Mesele aslında yani, ortaya çıktı artık. Yani nasıl bir tanımlama yapıldığı, BBC Türkçe'de bu yöndeki yanlış yönlendirmesini düzeltti. Ama işin içinde işaret edilmiş bir Türkiye ve Pakistan olduğunu da biliyoruz. Değil mi? Burada bir sıkıntı yok. İzninizle Sayın Balbay, Sayın Cem Toker'e bir söz vermek istiyorum. Bu göçmen meselesine geleceğiz daha sonra tekrar. Duyabiliyor tamam. musunuz beni tamam. Sayın Balbay? Tamam. Sayın Cem Toker, buyurun siz efendim. Bu çekilmeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu arada Erdoğan'ın yeni açıklamaları var. Şimdiye kadar yaptığı açıklamalardan biraz daha böyle yumuşak mı diyelim, daha zıt mı diyelim, gelen mesajları Taliban'la ilgili şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Sözleri değil, icraatları, eylemleri, atacağı adımlar belirleyecek Taliban'la ilişkilerimizi diyor örneğin. İşte daha önce yakınız Taliban, diyor. Taliban reddedince, hı-hı, olaya olumlu bakmayınca Sayın Cumhurbaşkanı son iki gündür evet, retoriğini evet, değiştirdi. Evet, evet. Bu da yeni bir saat önce yaptığı açıklama. Yani çekilmeyle beraber yaptığı açıklama diyebiliriz. Sayın Toker, ne düşünüyorsunuz bu yaşananlarla ilgili? Abi, Erdoğan'ın söylemindeki değişiklik henüz kamuoyuna yansımamış olan, belki de bir Taliban katliamının ortaya çıkması falan henüz medyaya yansımadığı için de olabilir. Onlara gitmiştir ama henüz biz duymamış olabiliriz. Çünkü dış basında benzeri haberler var. Öyle mi? Gezerek yine insan katlettikleri, işte işbirlikçileri topladıkları, toplu ölümlere neden oldukları. He, doğru tamam. Yalan tabii, tabii. Havalimanıyla ilgili demiyorsunuz yani. Biraz hayır, önce yaşananla hayır, ilgili hayır, demiyorsunuz ben değil Erdoğan'ın mi? Erdoğan'ın söylemindeki hafif dönüşü, ihtiyatlı iyimserlik şimdi ihtiyatlı olmaya başladı. Hı hı. Çünkü böyle haberler gelmesi sürpriz olmayacak. Taliban öyle
her ne kadar hani NATO kuvvetleriyle çatışmalara girdi, kazandı falan olsa da öyle düzenli bir ordu değil. Şimdi ben Türk askerinin geri geliyor olmasını uzun zamandır Türk milletine verilmiş en iyi haber olarak değerlendiriyorum. Bunun gerekçesi Taliban'ın tutumu olabilir, hiç fark etmez. Evet. Belki muhalefetin haftalardır yaptığı baskı, onun yarattığı toplumsal baskı iktidar üzerinde. Ama yani gerekçe ne olursa olsun bu iyi bir haber. Yalnız benim ben bu haberi duyar duymaz kafamda şu soru işaretleri oluştu. Orada elçiliğimiz açık mı? Diplomatlarımız orada kalacak mı askerimiz döndükten sonra? Dönmek isteyip de henüz dönmemiş olan vatandaşlarımız var mı? Bir kısmı eminim kalmak istiyorlar, onu duyduk zaten de. Onların tahliyesi ne şekilde olacak? Asker çekildikten sonra tabii bunlara da cevap bulmamız lazım. Çünkü bu akşamüstü Merkel'in bir beyanatını duydum. Amerika'da olmadan biz orada tek başımıza tahliye işlemini yürütemeyiz dedi. Yani bu çerçevede oradaki diplomatik misyonumuzu da düşünmemiz lazım. Buna da yanıt bulmamız lazım. Şimdi Biden'a karşı evet bu bir şirinlik gösterisiydi ama tutmadı. Bundan sonra Amerika ile ilişkileri ne şekilde yoluna sokmaya çalışacaklar onu da merak ediyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim, Sayın Ahat Bey demin bahsetti. Görüş telefonun kaç ay sonra geldiği, işte kısa bir görüşme yapıldığı, ilk telefonunda soykırımın tanınmasıyla ilgili olduğunu. O görüşmeden sonra da Amerika pek çok Orta Doğu liderini Washington'a davet etmiş olmasına rağmen Erdoğan'a bir davet gelmedi. Washington'a gel de görüşelim diye. Halbuki o kadar çok konu var. Tabii bir NATO'da görüştüler zaten değil mi? NATO zirvesinde görüştüler. Brüksel'de yapıldı tabii, o görüşme. Tabii. Ne kadar sürdüğünü de bilmiyorum ama ne kadar sürdüyse onun yarısı da zaten tercümedir. 40 dakika demek ki 20 dakika. Türkiye ile Amerika arasında sorunların başlıklarını okusanız ancak 20 dakika sürer. Evet. Yani 40 dakikalık bir görüşme 20 dakika demektir. Şimdi Türkiye'nin Amerika'daki imajı felaket. Onu düzeltme açısından da yani bu ihtiyatlı, iyimserlik, askeri çekme falan bunlar olumlu etki yapabilirler. Biz inanın bana dış basını takip ederseniz hem Avrupa'da hem Amerika'da radikal İslam'ın hamisi olarak algılanıyoruz. Yani sadece diplomatik, siyasi çevrelerde değil, bu ülkelerin kamuoyunda da sokaktaki adamın algısı bu IŞİD döneminden, Suriye döneminden kalan bir algı var. Onun için bu açıdan da hayırlı olmuştur. Bir başka söylemek istediğim şey, yine dış basına, şimdi Mustafa Bey silahları Amerika planlı bıraktı falan diyor ama ben yani bir plan çerçevesinde çekiliyor. Ben yorum yapmadan Vice diye bir kanaldan izlediğimi, onların daha bundan bir ay önce muhabirlerini gönderdiklerini, ya bu çekilme nasıl olsa 3-5 ay sürecek, sen de yerinde izle bunları kameramanlarınla. Amerikalı gazetecilerden dinlediğim bir şeyi aktaracağım size. Daha biz orada diyor Kandahar'da yerleştik, nasıl olsa 2-3 ay buradayız derken orada da diyor Afganistan'ın CIA tarafından eğitilmiş en elit 1000 kişilik birliği, 03 birliği, biz onların güvencesi altındayız derken diyor bir, bunlardan misliyle fazla Taliban güçleri Kandahar'ı çevirdi diyor. Bu elit güç bizleri de topladı apar topar. Oradaki üssün havaalanına çekildik. Bir çevre güvenliği aldılar. Ondan sonra komutanları gitti. Taliban komutanlarıyla görüşme yaptı. Apar topar geldi. Taliban demiş ki bunlara silahlarınızı olduğu yere bırakın, uçaklara binin buradan gidin. Bu kadar da vakit veriyoruz size. Bunu gazeteci anlatıyor Amerikan televizyonunda. Ondan sonra diyor inanın diyor ciplerin motorları çalışır vaziyette, o hamurların motorları çalışır vaziyette bu 03 birliği silahlarını bıraktı,
Biz sivilleri de aldılar, oradaki Amerikan birlikleriyle beraber nakliye uçaklarına bindik ve kaçtık diyor. Yani böyle 83 milyar dolarlık bir silah bırakıldığı iddia ediliyor. Evet. Zaten Amerika içinde de Trump yerden mi yere vuruyor Biden yönetimini? Sen de diyor biraz kafa olsa önce silahları çektirirdin, bölge ülkelerine taşırdın. Arkadan diplomatik misyonu sivillerimizi alır, en son asker çıkacağına önce askerimizi çıkardın diyor. Yani bu Amerika içinde de çok büyük bir tartışma. Carter'ın sonunu İran'daki rehineleri kurtarma operasyonu fiyaskosu getirmişti. Biden'ın da siyasi kariyerine, tekrar seçilme şansına falan çok ağır bir darbe vuracak bir gelişme oldu bu. Ama Türkiye açısından baktığımız zaman bir başka izlediğim bir şey daha aktarayım. Belki izleyicilerinizin de dikkatini çeker. Taliban bugün 2001'deki Taliban'dan çok çok daha güçlü. Evet. Nedenini de şöyle açıkladılar. Yaşlı militanlar araziyi biliyor, taktikleri biliyor. Fakat o kadar çok genç katılmış ki bu Taliban'a bu geçtiğimiz 20 yıl içinde. İnterneti kullanmayı bilen, işte teknolojiyi bilen, yeni patlayıcılar yapmayı, ev yapımı, el yapımı, silahları, Amerika'nın bıraktığı modern silahları kullanabilecek yetenekte, eski yaşlı Taliban bunları kullanamıyordu. Onun için Amerika, şunu bilmiyorum, bakın bu fal bakmak olur. Planlı, programlı bir şekilde Afganistan'ı Taliban'a bırakıp hadi Rusya, şimdi Rusya'yla Çin'in başına bela ol diye mi bıraktı uzun vadeli bir politika olarak? Yoksa kamuoyuna açıkladıkları gibi bizim oradaki NATO çerçevesindeki misyonumuz Afganistan'ın global terör merkezi olmasının önüne geçmekti. Bunu başardık. Şimdi Trump'ın imzadığı anlaşma çerçevesinde çekiliyoruz. Afganlıların moral bozukluğu, onu da dinledim birkaç röportaj. Orada saklanan, kaçamayan Afganların söyledikleri. Biz diyor Biden seçildiğinde sevinmiştik. Trump'ın imzaladığı anlaşmayı belki iptal eder ve NATO birlikleri burada kalır. Yani 20 senedir sürdürdüğümüz nispeten huzurlu yaşamı, işte çocukların okula gitmesi, kadınlara verilen özgürlük gibi o değerler devam eder diye seviniyorduk ve bunu bir kadın hüngür hüngür ağlayarak, yüzü gizlenerek anlattı televizyonda. Çok üzücü yani. Biz buradan üzülerek takip ediyoruz orada olanları. Sayın Andican, bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Yani Afganistan artık kendini kurtarma şansı var mı? Bundan 40-50 yıl önce öyle bir ihtimal varmış gibi gördüğümüz fotoğraflar yansıyor hepimize. Buralara kadar taşımış durumda bu zamanlara kadar. Peki bundan sonra şimdi Çin ve Rusya'nın yaklaşımı da beklenenin, en azından benim beklediğimin dışında gerçekleşti. Belki devlet politikası olarak uygun olabilir ama ne bekliyor? Orta Doğu iyice karışacak mı? Şimdi dengelerce değiştirebilecek bir durumu Taliban'ın Afganistan'a alması. Önce Afganistan'ın geleceği açısından birkaç söz söyleyelim. Ondan sonra da çevre ülkelerle alakalı nasıl bir tablo olacağı, ABD'nin bu politikasının potansiyel sonuçları, muhtemel sonuçları açısından birkaç şey söylemek mümkün. Afganistan hem coğrafyası, hem etnik yapısı, hem mezhepsel ayrılıkları ve sosyolojisi itibarıyla katmanlı bir toplum yapısına sahiptir. Ve Afganistan kurulduğu dönemden beri, Dost Muhammed döneminden beri yaklaşık 200 yıldır neyse, hiçbir zaman Kabil'deki güç Afganistan'ın tümüne hakim olamamıştır. Nedeni etnik yapı, mezhepsel farklılıklar ve o etnik yapının içerisinde de katmanlar halinde piramidal aşiret yapıları var. Yani Peştular bugün %40'ı, %42'sini oluşturuyor. Aralarında Memezai, Gülzai vesaire diye, Durrani diye birbirlerinden çok ilişkileri sınırlı altyapıları var. Tacikler, Hazaralar, Özbekler, Türkmenler, Aymaklar ve Nuristaniler, bunlar büyük şeyleri. Afganistan Anayasası'nın zannediyorum 4. maddesi, aklımda yanlış kalmadıysa, Afganistan halkını
bu biraz önce saydığım şeyleri sırayla sayar ve bunlara göre tanımlar. Afganistan'da krallık döneminde dahi, Afganistan niye imparatorluklar mezarlığıdır? Şunun için imparatorluklar mezarlığıdır. Öyle vahşi bir coğrafya var ki ve öyle bir ayrışmış kabile ve etnik yapı var ki hiç kimse kendi topraklarından çıkarıldığı takdirde diğer kabilenin veya diğer etnik grubun alanında yaşayamıyor. Çok ilginç. Dolayısıyla herkes kendi bulunduğu yeri santimetre karesine kadar savunuyor. Onun için İngiltere 1830'lu yıllarda Kabil'i ele geçirdi, şey yaptı, iki defa sefer yaptı. İngilizlerin en emperyalizmi, İngiliz emperyalizminin dünyada neredeyse güneş batmayan imparatorluk olduğu dönemde başarısız oldu. Sonra hatırlayacaksınız işte Rusya, ardından ABD. İkisi de şehirlere hakim oldular, merkeze hakim oldular. Fakat etnik grupların yaygın olarak yaşadığı kırsal yörede ve dağlarda özellikle hakim olamadılar. Onun için Afgan kralları da baştan itibaren ne yapmıştır biliyor musunuz? O bölgelerin yönetimlerini o etnik grupların ya da o mezhepsel grupların önde gelen kamuoyu önderlerinin kontrolüne vermek suretiyle onlar arasında bir denge oluşturup Kabil'de bir büyük şura oluşturmak suretiyle böyle idare etmişlerdir. Şimdi Taliban, işte başladık Panjshir Vadisi'ndeki olay. Evet. Panjshir Vadisi'ndeki olay şu açıdan önemli. Tabii 96'daki Kuzey İttifakı kadar etkili olmayabilir. Neden? Onun gibi dış dünyadan yardım alması lazım. Hı. Dış dünyadan yardım alıp alamayacağını henüz bilmiyoruz. Özellikle geçmiş dönemde Ahmet Şah Mesut Tacikistan'dan, Tacikistan üzerinden Hindistan, Fransa ve ABD yardım etmişti. Anlatabildim mi? Dolayısıyla şimdi bu yardımı alıp almayacakları, ama bu önemli değil. Bu önemli değil. Afganistan'da kurulan hükümeti ben size 2000 yani Amerika Birleşik Devletleri girdikten sonra kurulan hükümeti söyleyeyim. Başta bir Peştu Cumhurbaşkanı. Yardımcı Tacik. Hı hı. Bir yardımcı Özbek. 8 bakan, 11 bakan Peştu. Bakın nüfusa göre. Evet, evet. 8 bakan Tacik, 5 bakan Hazara, 3 bakan Özbek. Şimdi bu niye böyle? Başka türlü Afganistan'da yürütemezsiniz. Evet. Şimdi Taliban din eksenli, mezhep eksenli, üstelik de Şia'ya karşı, Şii kesime karşı katliamlar yapmış bir grup. Peştu milliyetçisi adamlar, Peştu olmayanlara karşı 1998'de falan Kuzey Afganistan'da katliamlar yapmış bir grup. Hı hı. Ve siz bir İslami teokrasi kuruyorsunuz. Teokrasi kuruyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki böyle, iktidarı paylaşmayacak. İktidarı paylaşmayacak. İktidarı paylaşmama gösteriş olarak veya numunelik bir iki kimseyi geçici bir dönem için orada Hamid Karzai gibi işte Abdullah Abdullah gibi tipleri koyabilirler. Ama uzun vadede bu gruplar, bu etnik gruplar temsil edilemedikleri için ve kendilerine baskı uygulanacağı için Afganistan'da kaynama, sosyolojik kaynama, iç kaynama devam edecek. Yani şimdi öyle bir durum var ki zaten şansı, ne dışarıdan geliş kabul ediyorlar, içeridekilerin de çıkması yasaklandı. Evet. Artık kaçış yok. İsteseler de gidemiyorlar yani. Öyle hayır, bir ayrıca yok. O dönemin şeylerini uygulamak zorunda. Yani o dönemde kadınlarla ilgili, işte eğlence olayıyla ilgili, her sanatla şey, ilgili şey, vesaire vesaire. Gitti. Bütün bunları uygulamak zorunda. Çünkü eğer uygulamazsa bu nasıl bir teokratik idare? Tabii. Çünkü kendi içerisindeki figürler bile buna karşı çıkacaklar. Şimdi ben bu Afganistan'la ilgili bu kısa değerlendirmeyi yaptıktan sonra bir de çevre ülkeler açısından birkaç şey söylemek istiyorum. Çin baştan beri, 2015'ten beri Taliban'la görüşüyor. 2015'ten beri görüşüyor. Çin'in kendine göre Afganistan'da yatırımları var, anlaşma imzaladı. Özellikle bakır, dünyanın 3 trilyonluk falan bir bakır maden anlaşması var. Amu Derya basininde petrol anlaşması var, 1 milyar dolarlık filan. Fakat İçeride savaş devam ettiği için bunları gündeme getiremedi. Şimdi bunları gündeme getirebileceği bir ortam doğabilir eğer Taliban kontrol altına alabilirse Afganistan'ı ve iç savaş olmaz ise. Fakat Çin'in ön koşulu ne? Taliban içerisinde figüre eden Doğu Türkistan İslam Hareketi'nin ve Türkistan İslam Hareketi'nin
engellenmesi kesinlikle. Onu ayrılıkçı hareket olarak görüyor. Evet. Ve bu konuda uzlaştılar zaten. Yani Taliban sözcüsü de çıktı. Tabii. Dedi ki evet biz Müslümanız ama bu olay, Doğu Türkistan olayı Çinlilerin iç işidir dedi. Yukarıya geldiğiniz zaman Özbekistan, Türkmenistan sınırları kapatmış durumdalar. Tacikistan kısmen geçişe izin veriyor. Sınırları kapatmış durumdalar. Ve Taliban'ın Afganistan'da hareketlenmesiyle beraber hatırlayacağınız gibi Rusya bu bölgede Özbekistan'la ve Tacikistan'la askeri harekatlar yaptı. Bu Rusya Taliban'ın merkeze yerleşmesinden ve Afganistan'da olmasından memnun. Neden? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Orta Asya'dan çıkan askeri güç jandarmalık göreviyle yeniden ama buraya dönecek. Ama şunu söyleyeceğim, bir de reklam arasına gireceğiz. Şu soruyu soracağım ama reklamdan hemen sonra. Gerçi Sayın Nergis Demirkay bize katılacak. Belki bir hanım olduğu için öncelik sözü ona veririm ama. Rusya Devlet Başkanı diyor ki bir yandan da Afgan görünümlü, yani vatandaş görünümlü teröristleri de ülkeme sokmam diyor. Hayır, böyle de o, bir o kendi şey ülkesini var. Kastetmiyor. Kendi ülkesini kastetmiyor. O şeylerle beraber Kolektif Güvenlik Örgütü diye bir örgüt var. Bu eski Sovyet coğrafyasında ve Türkistan Türk Cumhuriyetlerinin bir bölümünü alıyor. Türkmenistan hariç bir bölümünü alıyor. Orada kastettiği şey o. Afganistan, Rusya'nın doğrudan sınırı yok ki. Doğru. Yani Rusya'nın doğru. Doğrudan sınırı ama yok. Hani bizim nasıl de, gidecek? Rusya'ya sözlü edilen göçmenlerin girebilmesi için ya Özbekistan vesaire Kazakistan üzerinden girmesi lazım. Ya Kafkasya'dan gitmesi lazım ya da Belarus'ya vesaire gibi bir ülkeden girmesi lazım. Başka türlü giremez ki. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bir tek bize oradan buradan atlayarak gelebiliyorlar herhalde. Bunu söyleyelim. Çok kısa bir ara sevgili seyirciler. Kısa aranın ardından Türkiye'nin Geleceği programı devam edecek. Ayrılmayın bizden. Türkiye'nin Geleceği programı devam ediyor sevgili seyirciler. Sayın Ahat Andican bizimle İYİ Parti milletvekili. Her zaman olduğu gibi Sayın Cem Toker, Sayın Mustafa Balbay, Sayın Mehmet Ocaktan'la birlikteliğimize devam ediyor. Ve bu bölümümüzde Gazete Duvar Ankara temsilcisi Sayın Nergis Demirkaya da bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Demirkaya. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi evet az önce ifade etmiştim bir öncelik tanıyacağım hanımefendiye ve Nergis Hanım'dan başlayacağım ve hemen şunu soracağım. Türk askeri Afganistan'dan dönüyor. Milli Savunma Bakanlığı bunu açıkladı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da Taliban'a karşı böyle hafif bir işte ihtiyatlı yaklaşacağız değerlendirmeleri oluşmaya başladı. Diğer yandan bu konunun bizi çok yakından ilgilendiren bir göç kısmı var. 300 bin kadar Afgan göçümüz olduğu söyleniyor şu anda. Daha fazla olduğunu değerlendirenler de söz konusu. Ve her türlü hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada olması, Afganistan Taliban'la iktidarın ilişkileri, göç sorununun ülkemize taşınması, Afganistan'dan gelenler, yüz binlerce insan, bunların sandığa da etkisi üzerinden çok net değerlendirmeler var. Anket çalışmaları da sonuçları gösteriyor aslında. Ankara kulislerinde özellikle AKP iktidarının olasılıklar üzerine BC planları var mıydı? Bu konuda neler konuşuluyordu? Sizden öğrenelim isterseniz Sayın Demirkaya. Sadece AKP olarak değil elbette. Bu konu Ankara'yı nasıl etkiledi diye soralım. Biz yaklaşık 2,5 aydır tabii bunu konuşuyoruz. Erdoğan Biden görüşmesinden bu yana Türkiye'nin ABD ve NATO ile biraz ilişkilerini düzeltme amaçlı işte Kabil'de bu görevi üstlenmek istediği bunları çokça yapıldı. Ama tabii bu çekilmeyle birlikte bir sürpriz değil ama böyle bir kaosla karşılaşılacağını da herhalde bu ölçüde kimse beklemiyordu. Şimdi son iki haftada özellikle değişen bir tablo var. 2,5 ay önceki tablo değil. Şimdi bu ayrıntılarıyla değerlendirildi. Şimdi hele son günlerde yoğunlaşan temaslara, bir uluslararası toplum üzerinden yürütülen temaslar var. İşte Cumhurbaşkanı'nın her gün bir başka liderle, bir başka ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanıyla görüşmelerini gördük. Putin'den Merkel'e, Avrupa Birliği ülkelerine. Şimdi bir orası yoklandı. Bir tarafta tabii Kabil'deki durum ama asıl belirleyici olan dünkü Taliban'ın açıklamasıydı. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli temasları, hangi ölçülerde bunu çok bilemiyoruz ama onların da bazı girişimleri, temasları oldu.
ile birlikte aslında dün itibariyle çekilmeyle ilgili sürecin başlatıldığına dair bir bilgi dolaşmaya başlamıştı. Özellikle ben daha çok siyasetle ilgileniyorum ama dış politikaya, savunmaya bakan gazeteci dostlarımız çekilme hazırlıklarında sona gelindiği ifade ediyorlardı. 24 saat içinde hatta çekilebilecek bir tane her duruma uygun bir tablo, bunun hazırlıklarının yapıldığı, askerin çıkacağı konuşulmaya başlanmıştı. Biz bir ara tabii tezkereyi kovaladık. Malum mecliste bir tezkere zorunluluğundan bahsediliyordu. Çünkü artık ortada bir Afganistan yok. Bir yandan muhalefetin tabii bu süreçte çok etkin bir yürüttüğü politika var. Etkin bir muhalefet var. Toplumda da karşılık bulan. Onun da etkisi birkaç yerden, böyle birkaç parçadan baktığımızda hepsinin sonucu bu çekilme kararı alındı. Ama bugün için özel bir not olarak şunu düşmek isterim. Şimdi bu konuda en sert açıklamalardan biri özellikle muhalefete de yüklenen MHP lideri Bahçeli'den gelmişti. Şimdi iktidar cephesinden açıklamalar, ihtiyatlı iyimserlik sözü var bugün Erdoğan'ın. Biraz öyleydi, arayışlar, işte yol bulmak, kalma çabaları, bunlara zorladılar, aradılar. Ama MHP'nin, Bahçeli'nin çok net ifadeleri var, onları not ettim. Askeri unsurlarımızın Afganistan'ı terki düşünülmeyecek, düşünülemeyecektir. Afganistan'dan dönmek Anadolu coğrafyasını tehlike atmak demektir. Şimdi bunlar belki iktidarın elini rahatlatmak için karar almasında belki destek amaçlı bu ifadeler kullanılmış olabilir ama yüz yüze bir görüşme gerekiyordu. Bu hazırlıklar yapılırken ben biraz bugün Malazgirt'te iki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin biraz bunu da yüz yüze yapabileceklerini düşünüyorum. Ardından da artık bu sürecin başlatıldığını, sonuçta 648 asker olduğunu biliyoruz. Onların 31 Ağustos'a kadar çekilme süreci gerçekleşecek. Bu işin bir tarafı. Evet. Şimdi burada muhalif sağduyulu bir tutum alındığını düşünüp olumlu bir değerlendirme yapacak gibi görünüyor. Ama işin bir tarafı Kabil Havalimanı ve asker. Ama diğer tarafı sizin de bahsettiğiniz göçmen sorunu. Şimdi orada da birkaç boyutu var bunun. Bir, orada zaten askerlerin tahliyesi, vatandaşların tahliyesi bir. İki, orada çalışmış başka ülkelerin çalıştırdığı tercümanından başka birçok kullandığı tırnak içi ifade edip onların çıkışı, onların güvenliği için. Onun için tarif edilmiş işte üçüncü ülkeler tartışmamız vardı. Bir de şimdi ekonomik zorluklar, Taliban'ın kuracağı rejim, bundan endişe edenler, onun kaçışı. Birden fazla aşamalı bir göç sorunu ki çok farklı bir şöyle bir tablo, çok farklı sayılar, çok farklı kaynaklardan ama 3,5 milyonluk bir göç olabileceği gibi bir sayıdan dahi bahsediliyor, konuşuluyor. Bu Suriye'deki gibi de değil, onu da ifade ediyor herkes farkında. Bu iktidar cephesi içinde Bahçeli'nin o çekilme ile ilgili o sert açıklamasında bile buna, bu göçe izin verilmemeli ifadeleri vardı ama bulunanlar, Türkiye'de düzensiz göçmen olup tespit edilenler çıkarılsın ifadesi vardı. Yani seçmen tabanları açısından da bu sıkıntı zaten. O konuda net bir tutum alınıyor, işte alındığı ifade ediliyor, duvar örülüyor ama bir yandan da tabii anlaşma ve para iddiaları var. Bununla da sınırlı değil. Şimdi Ankara için bizim arayacağımız soru, Ankara nasıl bakacak diye, şu olacak, Taliban'la nasıl bir ilişki kurulacak, kurulacak mı? Bu sorunun cevabını anlayacak. Oradan bugün Merkel'in açıklamaları o açıdan önemliydi. Diğer ülkeler de bir yol bulacak ya da yola getirme, belki tırnak içi ifade edebiliriz, sınırlar çizme, bir işte o ülke halkının en azından güvenliği, geleceği, özgürlüğü açısından. Şimdi bu konularda adımlar. Uluslararası toplumla Türkiye biraz hareket edecek gibi, umut verici bu açıdan bugünkü çekilme kararı. Çünkü tek başına ayrıca kararlar alınabilir mi endişesi vardı Ankara'da. Bu uluslararası toplumun tutumuna, muhalefetin çağrılarına karşı bu bir adım. Ama bu yeni başlayan bir süreç, asıl göç ve beraberinde Taliban'la nasıl ilişki kurulacak mı, nasıl kurulacak? Bu tabii soruların yanıtlarını aramaya devam edeceğiz. Bunu şu an vermemiz çok mümkün değil. Hı hı. Ama bugünkü bu açıdan Cumhurbaşkanı kullandığı gibi ihtiyatlı bir iyimserlik yarattığını Ankara'da en azından söyleyebiliriz. Bir yandan da son yaptığı açıklamada partili Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce
hiçbir mazlumu yarı yolda bırakamayız şeklinde değerlendirmeler yaparken zannediyorum ki herhalde vatandaşın da artık konuya ilişkin tepkisi diyelim. Çok bıçak sırtı bir konu. Hani kimseye zarar gelmemeli, biz bunları konuşuyoruz ama şimdi diyor ki 5 milyona aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. İlade bir göç yüküne dayanamayız. Yükünü kaldıramayız diyor. Evet, ama düne kadar Erdoğan 40 milyar dolar harcadık, bir 40 milyar dolar daha harcarız diyordu. Şimdi burada da bir 180 derecelik dönüş olduğunu görüyoruz. Neden kaynaklı olabilir sizce bu dönüşte Sayın Nergiskaya, Sayın Demirkaya? Ekonomik sorun gerçekten sadece ekonomik değil. Yani o harcanan paranın daha üstünde bir sonucu var. Hem maddi hem manevi. Bunun bir de toplumsal sonuçları var ki biz Ankara'da, Altındağ'da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede çok endişe verici bir hafta geçirdik. Toplumun genelinde bu konuda yapılan kamuoyu araştırmaları, yürütülen analizler de endişe gerektirecek bir tabloyu önümüze koyuyor. Ekonomik zorluklar var. Bu maddi açıdan başka tartışmaları beraberinde getiriyor. Sorumlunun onlar olduğu gibi bu ırkçılık boyutuna giden endişe verici gerçekten. Altındağ bir örnekti. Toplumsal sonuçları var bu tür göçlerin. Bir de Suriye'deki göç konusu, şimdi çocuklarıyla, eşleriyle böyle aileler geldi. Hep birlikte izledik. Başka gruplar da geldi ama şimdi Afgan göçü tam anlamıyla böyle bir göç de değil. Ki bugün tahliyelerde Avrupa ülkelerinden Taliban militanlarının o ülkelere gitmiş olabileceğine dair bazı açıklamalar, bazı isimler hatta tespit edilmiş. Şimdi bir de bu boyutu var. Birden fazla aynı göç unsuru olarak görülmüyor. Başka bakılıyor. Bu tabanda da ve ekonomik nedenler birçok şey birleşince, ki Altındağ bu açıdan ben önemli buluyorum. Sonrasında en azından bu çaba harcandı. O hem muhalefet hem iktidar cephesinden o tansiyonu düşürmeye dair daha da büyüyebilirdi. Bunların da görüldüğünü düşünüyorum. Bunun çok ağır, sadece maddi değil, çok ciddi toplumsal sonuçları olabilir. Sadece seçimlerle ilgili mi sağduyulu davranıldığını düşünmek istiyorum ben. Şimdi Sayın Ancan'a dönmek istiyorum. %7-8'lik bir göçmen kapasitemiz olduğu değerlendiriliyor. Daha fazla olduğunu söyleyenler de var. Yani şimdiye kadar hem Suriyeliler hem Afganlar diğerleriyle beraber. Duvar örmek yeterli olur mu? Şimdiye kadar çünkü koşulsuz bir şekilde geçiş yaptılar. Öyle ki eli silahlı Taliban örgütü üyelerinin üniversitelerimize kabul edildiğine yönelik canlı yayınlarda yaptığı açıklamalar var. Şimdi o zaman bu kadar kontrolsüzse biz kimlere kucak açmış oluyoruz? Suriye'de de yaşıyorduk biliyorsunuz bu soruyu. Yani Suriye'den de gelenler tamam daha ailelerdi. Ama diyorduk ki acaba IŞİD'liler de giriyor mu? Yine bir kontrolsüzlük vardı. Türkiye'deki göçmen veya sığınmacı sorunu Afganistan'dan gelen, ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 300 bin civarında olduğu varsayılan göçmenle ve bunların içeriğiyle, niteliğiyle ilgili olarak değerlendirirsek çok sınırlı ve çok sonuç vermeyecek bir değerlendirme yapmış oluruz. Asıl sorun Suriye'den gelen ve resmi rakamlara göre 4 milyona yakın, gayri resmi rakamlara göre 6-7 milyon civarına olan şey. Yani biz şimdi burada Taliban, Afganistan'dan gelenlerin içerisinde Taliban, potansiyel Taliban unsurları da olabileceğini tartışıyoruz. Ama geçmişi hatırlayın, bir din adamı televizyonlarda çıktı ve Selefi örgütlerin dernekleştiğini ve 2000'e yakın derneğin olduğunu, bu derneklerin silahlandığını söyledi. Evet. Peki bu örgütler nereden geldi? Şimdi bu örgütlerin nereden geldiği sorusunun cevabı Suriye. Ve tabii şimdi ne yapılabilir diye sormanın teknik olarak çok fazla bir anlamı yok. Neden biliyor musunuz? Türkiye'nin bu olaya yönelik bir dış politikası olmaması. Bir politikası olmaması. Evet. Bakın, bir politikanız olur, yanlış tercihleriniz olabilir ama bir politikanız olur. Nedir o? Dersiniz ki
ben şöyle olduğu zaman şöyle yapacağım ve sonuçta şunları uygulayarak bu işi bir noktaya bağlayacağım. Bir geriye doğru gidelim. Bakın 2011'de Suriye olayı başladığında o dönemin Dışişleri Bakanı'nın ifadesi, kırmızı çizgimiz 100 bindir. Aynı şeyi kısa bir süre sonra o zaman Başbakan Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Şimdi hükümet olarak böyle bir bakış açısından bazı şeylerin söylediğiniz zaman 100 bin sınır bizim kırmızı çizgimizdir. Bu anlam taşımıyor. Çünkü iki hafta sonra 1 milyonun üzerine çıktı. Evet. Bu neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Satır aralarını okuyabilmemiz lazım. Bu şu, 910 kilometre sınırınız olan, komşunuz olan bir ve iç savaş sizin de bir etken olarak evet. içinde olduğunuz, evet. Amerika'nın oyunuyla dahil olduğunuz iç savaş sonrasında ortaya çıkabilecek olan sosyolojik, demografik ve terör olayıyla ilgili sonuçları hiç hesaplamamış olduğunuzu gösterir. Bunu hiç anlamamış olduğunuzu gösterir. Buna yönelik hiçbir hazırlık yapmamış olduğunuzu gösterir. Bir strateji yok. Eğer diyorsanız ki bizim kırmızı çizgimiz 100 bindir, 2 hafta sonra da 2 milyon, 1 milyon üzerinde şey geçiyorsa bu bir. İkincisi, bakın dünya tarihinde bu tip savaşlar hep olmuştur. Bütün coğrafyalarda olmuştur. Bu coğrafyalarda uygulanan bir yöntem vardır. Katılırsınız, katılmazsınız ama başka yöntem olmadığı için bu sığınmacıları veya göçmenleri kamplara yerleştirmek. Evet. Afganistan'ın Sovyet işgali döneminde Pakistan'da böyle kamplar yapılmıştır. Yaklaşık 100'e yakın kamp yapıldı. 20 tanesi çok büyük. 500 bin, 600 bin filan. İran hakeza. Bunları yaptı. Türkiye'nin kendi örneği, bir örneği vereyim. 1988 hatırlayın. Irak. Saddam Hüseyin. Evet. Halepçe katliamı. Evet. Ardından 500 bin civarında evet. Türkiye'ye, biz o zaman peşmerge diyorduk tabii. Yani Arap vatandaşları, Irak vatandaşları geldiler. Bu adamlara ne yapıldı biliyor musunuz? Bu adamlara şu yapıldı. Mardin, Muş ve Diyarbakır'da kamplar oluşturuldu. Kamplar oluşturuldu. Ve bu kamplarda 500 bin kişi. 4 sene kaldılar. 4 sene sonra ne oldu? Saddam'la o dönemin hükümeti uzlaştı. Yani bu insanlar geri geldiğinde bunlara bir intikam olayı uygulamayacaksın. Evet, evet. Saddam kabul etti. Ve bu insanların tamamı ülkelerine gitti. Şimdi böyle örnekler var. Tarih bir öğretmendir. Yakın tarih. Evet. Bir öğretmendir. Okuyabilirseniz. Şimdi eğer ben bugün olaya şey bakıyorsanız. Beşar Esad çok geniş bir genel af şimdi duyurdu. Oraya da geleceğim. Bakın. Peki Türkiye ne yaptı bu olayda? Suriye olayında. Açık kapı politikası uyguladı. Göçmen meselesinde komşuda savaş olduğunda en tehlikeli yöntemdir bu. Ne oldu? Giren insanlar 783 bin kilometre kare nereye istiyorlarsa gittiler. Evet. Ve şu anda ülkede çeşitli şehirlerde, büyük şehirlerde getolar oluşmuş durumda. Her yerde Suriyeli insan var. Ve bunları kontrol edemediniz. Bakın şimdi Amerika, Almanya, İngiltere alacağı adamı üçüncü ülkede tutmaya çalışıyor. Evet. Oradan güvenlik şeyini yapayım diyor. Siz şimdi açık kapı politikası uyguladığınızda 4,5 milyon yahu dile kolay veya 5 milyon, 7 milyon neyse neyini kontrol etmiş olacaksınız? Kayıt bile etmiş olmanız mümkün değil. O nedenle zaten bir sürüsü kayıt dışı. Evet, evet. Ve bu açık kapı politikası Türkiye'nin şeyini getirdi. Tabii burada iki şeye bakın, ben burada dikkat çekmek istiyorum. Sayın 2013'te bir göçmen iade anlaşması yaptık Avrupa'yla. Evet. Anlaşma yaptık. Bu bir anlamda Avrupa'ya ve dış dünyaya bizim bir sığınmacı ve göçmen havuzu olarak para ödenirse bunları evet. ülkemizde barındırabileceğimizin işareti oldu. Ve başka bir olay daha var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönemde söylediği ifadeleri hatırlayın. Ben bir tanesini burada önümde bakın. Türkiye Suriye'den gelenlerin vatanıdır diye başlıyor. Vatandaş olmak isteyenler diyor. Bunların diyor takip ediyoruz. Vatandaş yapacağız.
Bunu söylüyor. 2016'da. O zaten 2016'da. Çok başka bir konu. 2016'da ve bir başka konuşmasında çifte vatandaş yapabiliriz ve böylece nasıl diyor Türk işçileri Almanya'ya gittiklerinde çifte vatandaş oldular bilmem ne falan falan. Buralardan gitmek istediğim nokta şu. Demek ki iktidarın bir politikası ama gizli bir ajandası var. Hı-hı. Nedir o? Demografik olarak bu şeyleri geleceğin siyasetinde ve ülkenin geleceğinde evet. kullanmayı amaçlayan Sayın Cumhurbaşkanı ifadelerinden ben bunu anlıyorum. O dönemdeki ifadelerinden bunu anlıyorum. Evet. Yani bir taraftan bir demografik yarar sağlamak. İki, siyasi yarar sağlamak. Üç, bu insanların büyük bir bölümünü bazı AKP'li temsilcilerin söylediği gibi kayıt dışı şey olarak çalıştırıp ucuza çalıştırmak. Hem onları sömürmek hem de Türk işçisine de bak eğer sen çalışmak istemiyorsan bunlar burada hazır demek ve dördüncüsü de Avrupa bağlamında biz parasını verin kardeşim biz gerekli şeyi göçmen havuzluğu görevini yaparız demek. Yani neresinden baksanız yanlış var ortada. Öyle tabii görünüyor. Yani bu büyük bir politikasızlıktır. Yani eğer bu iktidar ilk günden itibaren biraz önce söylediğim hı-hı. şeyleri yapmış olsa hı-hı. başarılı olmaya gelir. Bakın başarılı olmayabilir. Ama çaba sarf ettiler. Ama yani ve bunun vatandaşla 84 milyon insanla ve muhalefetle şuraya burayla anlatarak şeffaf olarak bizim amacımız bu kardeşim demiş olsaydı şu anda sorun yoktu. Ne zaman ki bu 300 bin olduğu iddia edilen göçmenler de doğudan gelmeye başlayınca İran üzerinden AKP'nin kendi seçmenleri arasında bile %60-70'e varan bir şey ortaya çok çıktı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir özelliği var. Anketler. Haftada bilmem kaç tane anket. Anketlere bakıyor. Siyaseten benim altımı bu oyar mı oymaz mı? Hı. Bu benim geleceğimi karartır mı karartmaz mı? Bugüne kadar işte ensar muhacir hikayesiyle duygusal olarak vatandaşı sömürerek bir anlamda gözünü boyayarak bu işi sürdüre geldiler. 5-6 milyon göçmen gelmesine rağmen o zamana kadar hiç sorun yoktu. Ama pandemi, ekonomik zorluklar, tabii. vatandaşın iyice darboğaza girmiş olması, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman artık vatandaş yemiyor. Ensar muhacir hikayeleri falan rafa kalktı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu gördü. Hem Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin tabanında çok ciddi bir reaksiyon var. Sadece muhalefet değil. Bunu gördü. Şimdi duvar örelim. Yok işte gelenleri bilmem şey yapalım. Siz oraya duvar örseniz ne olacak? Artık bu saatten sonra ne duvar? Zaten ne başka bir şey? Göçmen kaçakçılarından biri söylemiş. Duvar örülmesinin demiş 2 metrelik bir merdiven. 3 metrelik ya merdiven demiş. Yani çok ilginç böyle gerçekten. Böyle komik bir yaklaşım. Şeffaf olmayan bir anlayış. Hedefi belli olmayan bir ve kuşkulu hedefler olduğu izlenimi doğuran bir yaklaşım. Ve bu yaklaşımın getirdiği nokta. Şimdi çıkıyor şeyler, ne yapalım? Bu noktaya getirdikten sonra buna bir çözüm dediğiniz zaman artık oturup kulağınızı önünüze koyacaksınız. Öyle duvar çözmekle, duvar şey yapmakla falan olmaz. Gelen adamlarla ilgili bir uzun vadeli program getireceksiniz. Türk siyaseti bunu tartışacak, evet. muhalefetle beraber tartışacak, vatandaşınızı da bilgilendireceksiniz. Ondan sonra onların rızasıyla bir çözüme ulaşabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde muhalefetle tartışma gibi bir isteği yok zaten kesinlikle, AKP iktidarı. Kesinlikle. Ve bakın son bir şey daha söyleyeyim bu sorunuzla ilgili olarak. Şimdi Altındağ'da olaylar yaşandı. Bolu'da bir yönetici, evet. yani onaylamayacağımız bir şey gündeme getirdi. Fakat devletin politikası olmayınca yerel yöneticiler ve bölgedeki o işte muhatap olan vatandaşlar kendileri çözüm aramaya başlarlar. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Onun için devlet bu konuda doğru ya da yanlış. Devlet derken iktidardan bahsediyorum evet, tabii evet. yani. İktidar bu konuda doğru ya da yanlış bir programı ortaya koymak zorunda. Ve bu ortaya çıkan olayları siz muhalefete yüklemeye kalkarsanız, yok efendim işte muhalefet bu olayı bilmem ırkçılık yapıyor filan derseniz bu sonuç getirmez.
Bir süre sonra bu olay ortadan kalkmaz ki. Muhalefetin bu kadar göçmen, dediği şey... Bu kadar göçmen, bu kadar sığınmacı nereye gidecek? Tabii. Muhalefetin dediği şey... ülkelerle yani muhatap ülkelerle konuşup barış yoluyla evet, iki yani yıl içinde, üç Suriye yıl içinde. Için Esad'la görüşmek evet. zorundasınız. Suriye için Esad'la görüşmek zorundasınız. Bu Afgan göçmenleri için de İran'la vesaireyle, Pakistan'la, İran'la oturacaksınız. Bunun tartışmasını yapacaksınız. Yani her tarafında sorumluluk yüklenebildiği bir şey. Türkiye'nin temel sorunu şu. Bununla bitiriyorum. Türkiye'nin temel sorunu bir transit ülke olmasına rağmen Batı'nın kapıları kapatmış olması evet. nedeniyle hedef ülke haline dönüşmüş olması. Evet, evet. Yol geçen han değil, yol geçilemeyen bir han evet. oldu. Kaldı dolayısıyla ben bir depo haline dönüştü. Evet. Sayın Ocak'tan ne diyorsunuz siz? Biraz önce şunu da söylüyordum. İşte Suriye Devlet Başkanı Esad bugün yine bir çok geniş af ilan etti. Herkes ülkesine dönebilir dedi. Biraz önce bir örnek verdi Sayın Andican işte zamanında Afganistan'da olanlarla ilgili o af meselesiyle ilgili. Fakat tabii Esad'ı muhatap alan olmadığı için bu konu konuşulamıyor ve işte göçmenler yerine yurtlarına dönemiyor. Afganistan'dan gelenler ve daha da gelecek. Gerçi kapattı kapıyı Taliban ama daha da gelecekleri ifade ediliyor. Nasıl çözülür bu mesele? Çözülür mü? Şimdi tabii Türkiye'nin esas meselesi yani özellikle Afganistan bağlamından mesela sesim baktığımızda. Sesim gitmiyor galiba. Cem Bey bir şey mi dediniz Sayın? Evet bir soru sorabilir miyim katılımcılara? Ben buyurun. Bugüne kadar İran'la bir görüşme yaptı mı Ankara bilen var mı? Ve ne cevap aldık? Yani muhatabımız İran burada. Evet. Yunanistan Suriyeli göçmen için gidip Esad'la görüşmüyor bizimle görüşüyor. Evet. Biz İran'la sınırımız orada olduğu için bir görüşme yaptık mı bilen var mı? İran ne yanıt verdi? Şu ana kadar öyle bir şey yok herhalde. Yani bilinen bir şey yok. Bilinen bir görüşme yok. Şimdi tabii bunları bir politikası olmadığı için yani sonuçta işte ülkelerindeki savaşlardan, baskılardan kaçan insanlar, göçmenler her yerde gelirler. Yani mesela Suriye'den ilk gelirken yani gelenleri almamazlık diye bir şey hı hı. olmaz. Ama bunlar bir politika dahilinde olur. Evet. Bir politikayla olur. Yani şu anda mesela 4 milyon kamplarda insan olması gerekiyormuş göçmen. 50 bin kişi var sadece. Evet, Türkiye'ye dağıldılar çünkü. Yani gelenlerin nereye gittiği mesela İstanbul'da 500 bin kişi olması gerekiyor. 1,5 milyon var. Belki daha da fazla. Evet. Şimdi bunları toplumun içine bu kadar kontrolsüz, plansız salarsanız sonuçta evet bu toplum mağdur olanlara, bu tür savaşlardan kaçanlara karşı kucağını açar, onlara karşı merhametli davranır ama belli bir süre sonra da zaten ekonomik krizin yaşandığı, insanlar hayatını idame ettirmekte sıkıntı çektiği bir dönemde üstelik de yani bir takım şeyler o kadar işte 40 milyar dolar harcadık. Ben o kadar da harcandığını sanmıyorum da şimdi bunları bir övünme vesilesi olarak anlattığınız zaman işte efendim Somali'ye 30 milyon dolar gönderiyorum. Şuraya Mehmet Bey pandemide vatandaşa karşılıksız verilen paranın miktarı 7-8 milyar dolar. 8 milyar şimdi, dolar. Tamam. Bütün bunları söylüyorsunuz. Yani biz o kadar büyük bir devletiz ki Somali'ye 30 milyon dolar, işte bunlara 40 milyon dolar dediğinizde 40 milyar milyon dolar para harcadığımız dediğiniz zaman insanlar doğal olarak diyorlar ki ya kardeşim ben sıkıntıdayım, ben işsizim, ben açım. Evet. Ama şimdi bu ne oluyor? Giderek sokaklarda işte mesela Aksaray'a git, toplumun genel olan yerlere git, her tarafta mülteci var, göçmen var, neyse. Şimdi bunu gören toplum doğal olarak hiçbir şekilde böyle bir şey olmamasına rağmen bir göçmen düşmanlığı, mülteci düşmanlığı korkarım. Bu bir ırkçılığı tetikleyecek bir takım özellikler var. Sadece iktidarın politikasızlığı yüzünden. Bu evet. konuda hiçbir evet. politika yok. Yani dersiniz ki şuraya şu kadar insan istihdam edeceğim. Yani daha önce de Bulgaristan'dan gelenler evet. olduğu bu ülkede evet. istihdam politikaları vardı. Bir yerlere iskan politikaları vardı. Dolayısıyla oralara yerleştiriliyordu insanlar. Şimdi bunu böyle bir şeyiniz yok. Yani şimdi olmadığı gibi işte
Onlar giderse ekonomimiz çöker gibi laflar sarf ediliyor. Şimdi az önce Almanya'da, dediğiniz nedenlerle. Almanya'da mesela 1 milyona yakın Suriyeli aldı ama hem vasıflı aldı hem de bir bölümünü kurslara tabi tuttu. Evet. Onları belli şey süreçlerine tabi tuttu. Buna rağmen geçen de bir Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda bir arkadaş vardı. O anlatmıştı. Orada bile muhalefetin işte tepkileri var. Bu kadar planlı, programlı almasına rağmen bunlar olur. Dünyanın her tarafında bu tür şeyler var. Ama bizim mesela Afganistan'la ilgili Göç İdaresi Başkanlığı'nın işte 2018-2019'da 201 bin kişi gelmiş. Bunlar resmi rakamlar. İşte 2020'de 50 bin kişi gelmiş. Bir ay öncesine kadar da bu sene 30 bin civarında. Ama bunlar sadece yakalayabildiği şey. Tabii. Zaten Göç İdaresi Başkanlığı'nın da açıkladığı o. Yani bunun dışında iki katı olabilir. Yani 400-500 bin kişi var kabul edebiliriz. Şimdi bu konuda bir de bütün bunlar olurken gerçekten bu sıkıntı Suriyelilerle ilgili evet anlaşarak, konuşarak kimseyi zorla dışarı atamayız. Hı hı. Ama giderseniz yönetimlerle konuşursunuz, onların güvenli dönüşlerini sağlarsınız oralarda. Yani bu sonuçta konuşularak olabilecek bir şey. Ama bunun dışında o karışıklığın siz dahilinde olmazsınız en azından. Bu kadar sıkıntı yaşanırken bir de tutup kardeşim gelene biz kapımızı gelme diyemeyiz. Biz güçlü devletiz. İşte Afganistan'dan gelişlerle ilgili bu sorulduğunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri böyle. Kamuoyu tepkisiyle şimdi bir iki gündür ama artık bir tane göçmeni daha kaldırabileceğimiz. Bunun üzerinden mesela Amerika diyor ki kardeşim muhalefetin bu arada bir başarısı var onu söyleyeceğim. Şimdi baştan dedi ki Afgan göçmenleri Türkiye'ye gidecekler. İşte biz oradan istediğimizi alacağız. Sonra bunun üzerine mesela tepki oldu Türkiye'de. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela 2 Ağustos'ta şey var. Yani gelince bunları şey yaparız. Bu tür şeyleri iptal ederiz. Haberiniz olsun. Evet. Hatta İngilizcesini de Biden'da mentionlayarak yapmıştı. Evet. Meral Hanım'ın da aynı. Meral Hanım'ın da şeyi vardı. 5 Ağustos'ta Amerikan Dışişleri Bakanlığı dedi ki yanlış anlaşıldıysa özür dileriz. Evet. Şimdi aynı şekilde işte, ama Boris Johnson'da görüşüyorsunuz. Biden görüşmesinden sonra bunlar oluyor. Avrupa Birliği'nde Michel'le görüşüyorsunuz. Bütün bu görüşmelerde bunlar konuşuluyor. Sonuçta başka ne konuşulacak? Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki AB misyonuyla çalışan Afganların Türkiye'ye kabul edilmesi ve AB'den taleplerin olduğunu diyor söylüyor. Bunun üzerine efendim işte yalan söylediler. İngiltere Savunma Bakanı açıklama yapıyor. Efendim işte biz isim zikretmedik. Yani isim Türkiye ve Pakistan demedik. Kelime oyunlarıyla. Hayır, zaten orada Guardian'ın haberinde şey var esas itibariyle. Guardian diyor ki bakanlık yetkililerine dayandırılarak orada BBC Türkçe'nin bir atıftan dolayı bir şeyi var. Sonra The Times'ın haberinde Almanya bu göçmenlerle ilgili merkez oluşturmaktan vazgeçti. Yani böyle bir şey vardı zaten. Savunma Bakanlığı diyor. Sonra onun altına da not ediyorlar. İngiliz Savunma Bakanı diyor ki bizim böyle bir şeyimiz yoktu. Zaten şimdi bunlar ne zaman oluyor? Pazar günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Meral Akşener'in ve Sayın Davutoğlu'nun da vardı galiba. Bir sert tepkisi var. Yani bu bir bizim iç işlerimize müdahaledir. Egemenlikle ilgili bir sorun teşkil eder dedikten sonra 3 gün sonra bu açıklamalardan muhalefetin tepkilerinden sonra dediler ki biz bu işten vazgeçtik. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerindeki bu ılımlı şeyin de muhalefet biz hatta şöyle bir başlık kullanmıştık. Amerika'dan sonra muhalefet Amerika'dan sonra İngiltere'ye de şey yaptı, engelledi şeylerin diye. Tabii muhalefetin etkisi bu sonuç itibariyle. Yani evet iktidar güçlü şey anlamında kimseye danışmaya ihtiyacı yok. Merkezi sistemden yönetimi ona göre ayarladı, biçimlendirdi. Sonuçta bu işin toplumsal sonuçları var. Tabii. Yani biraz önce Ahat Bey de söyledi. Anketler yaptırılıyor hem seçim anlamında hem toplumun nabzı anlamında. Yani bu işin toplumsal sonuçlarını hesap etmeden yapılan, atılan her adım maalesef Türkiye açısından, toplum açısından tehlikeli gelişmelere gebe. O yüzden umarız hem toplumun
taleplerini, işte bir araştırma vardı. AK Partililerin evet. seçmenin %75'i göçmen karşıtı. Daha bile karşıtı, fazlası evet. CHP'de %85 evet, falan. Şimdi evet. bu bir şeyi gösteriyor. Yani toplum evet göçmen düşmanı değil, bu işten rahatsız değil ama yani bu politikalar sonuçta bunları üretiyor. Tabii. Yani buradan Türkiye bir yere gidemez. O yüzden mesele konuşmaktır. Biraz önce Cem Bey söyledi. İran'la mesela oturup konuşmak. Yani sonuçta oradan geliyorlar, Afganistan'dan gelenler. Dolayısıyla onlar için sınırlarda bir şey oluşturulur, yer oluşturulur. Bir şey, bir çözüm üretilecek sonuçta yani. Sayın Balbay, sizin değerlendirmeniz ne bu konuyla ilgili? Göçmen sorunumuz bizim yıllarca daha eğer bu politikasızlıkla devam edilirse, iktidar bazında söylüyorum tabii. Çünkü muhalefet partilerinin politikaları var, çözüm için önerileri var ama şu anda görünen odur ki AKP'nin yıllardır bir politikası yok ve karşımızda bir sorun var. Daha da artacak gibi görünüyor bu sorun. Siz ne diyorsunuz? Evet, Sayın Özaltmış, ben de 3-4 konuya değinmek istiyorum sevgili Toker'le kalan zamanı paylaşarak. Bir defa Toker'in sorusunun yanıtında hani benim bildiğim şu, Türkiye ile İran arasında bizim bilmediğimiz görüşmeler var mı bilmiyorum. Ama Amerika'nın İran'la görüştüğü ve Afganistan'dan son 10 yıl içinde Amerika'ya hizmet edenlerin İran üzerinden Türkiye'ye gelmesi konusunda İran'ın Amerika'ya kabul verdiği, bunu onayladığı ve Afganistan'dan gelenlerin İran'dan gelip Türkiye sınırına çok kısa kala, çok kısa bir mesafe kala bıraktığı zaten görüntülerde de biliyorsunuz. Az önce ayakkabılarını giymişler, işte güne başlama hazırlıklarını yapmışlar gibi duruyorlardı. Böyle bir trafiği İran'ın Amerika'ya söz verdiği ve onun üzerinden bu planın yapıldığı bilgisi var. Bu böyle. Hı hı. Zaten İran'da Taliban'ın Şii karşıtlığı nedeniyle bu gidişten rahatsız. Tabii bu en çok İsrail'in içine geliyor bölgedeki bir başka denge bakımından. En azından şu aşamada bunları söylemek mümkün diye görüyorum. İkincisi, son birkaç gündür izleyebildiğim kadarıyla o cenahlardaki yayın organlarından gördüğüm kadarıyla ve bilgi sahibi olabilecek kişilerden aldığım bilgi kadarıyla bu Taliban konusunda Erdoğan'ın Taliban'a ılımlı yaklaşması, diyaloğa girişmesi konusunda tarikatlar ikiye bölünmüş durumda. Bakın çok da beklenmeyen başka sonuçlar da doğurabiliyor. Tabii, kendi içinde. Şey. Yeni Asyacıların, onların okuyucular ve yazıcılar da işte kendi içinde kolları var. Süleymancıların, ondan sonra Kurtoğlu'nun, yani oralardaki çok da isim zikretmeye de gerek yok ama buna karşı oldukları ve bu alanda da bir bölünme yaşandığı dikkati çekiyor. Bu da eğer bu politikanın özensiz sürdürülmesi halinde Türkiye'nin içinde de nelere mal olabileceğinin bir fotoğrafı. Bir başka yakın gelecekte benim endişem de şu ki Amerika Taliban'dan işte bir yıl önce konuşarak Afganistan'dan çekilme kararı aldı ve 31 Ağustos'ta noktayı koyacak diyelim. Benzer bir kararı Suriye'de de alırsa, Suriye'nin İdlib bölgesinde de Taliban destekli grupların etkin olduğu dikkate alınırsa, Türkiye Taliban'a Suriye üzerinden de komşu olabilir. Böyle bir sorunla da Türkiye yüz yüze kalabilir. Evet, o da başka. O anlamda da bir iktidar şu anda çok ciddi bir aymazlık içinde. Yakın gelecekte bu ülkeyi bu politikaların nelere mal olabileceğini ya hesaplamıyorlar ya da varsın olsun biz iktidarımızı koruyalım. O durumla karşılaşınca biz çözüm ararız yaklaşım içindeler. Taliban Kabil'i ele geçirdiğinde ilk kutlayan İdlib'deki yönetim olmuştu. Ki İdlib'de de şu anda Taliban'la bağlantılı gruplar var. Yani bu yanıyla da baktığınızda olayın yakın gelecekte beklemediğimiz sonuçlarının olabileceğinin de göstergesi. Tabii bütün bunların üzerine şu anda yaşadığımız göçmen konusu bir defa Batı'nın, Amerika'nın göçmen konusunu çözmek, önlemek üzerine değil, yönetmek üzerine bir plan yaptığını ben değerlendiriyorum.
Şimdi bu konuda yer yer Sayın Toker'le çelişiyor gibi görünüyoruz. Tabii ki onun değerlendirmelerine saygım var. Ama Amerika'da son 8-10 yıl içinde göçmenlerle ilgili çıkan yazıların başlığı 20. yüzyılın silahı diye değerlendiriyorlar. Hmm. Bu nüfus mühendisliğini, göçleri, göçlerle ülkelerin içinin nasıl değişebileceğini. Bunun somut örneklerinden biri Pakistan'dır ki Pakistan 15-20 yıl öncesine kadar Hindistan'la yarışırken kendi içinde eğitiminden toplumsal yaşamına kadar dünya ile barışırken bugün işte Taliban'ın merkezi bir yer haline geldi. Bu Türkiye'yi bu kadar etkiler mi? Bu ciddi bir konu. Bugün iktidarın bu politikası devam ederse, bu aymazlığı sürerse, biraz önce Ocaktan'ın dediği gibi muhalefetin şu anda yer yer toplum içinde karşılık görmüş olduğunu gördüğümüz politikası güçlenmezse ve iktidar değişmezse bu tehlike bizi bekliyor. Ben biraz önce birinci bölümde söylemeye çalışmıştım. Times gazetesinde İngiliz Savunma Bakanı'nın yazısından sonra Türkiye'deki telaş, Çavuşoğlu'nun yalanlaması, sarayın öyle değil demesi bir suçluluk psikolojisidir. Evet. Şu anda göçmenlerle ilgili olarak, Türkiye'ye gelen sığınmacılarla ilgili olarak bir defa sarayın İngiltere'ye, Amerika'ya sözler verdiği bir. İkincisi de şu anda bu konuda politikanın devlet mekanizması dışında işletildiğini ben değerlendiriyorum. Dışişlerin devre dışı olduğu, diplomasinin devre dışı olduğu, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti devleti politikasının dışında böyle ikili görüşmelerle, karşılıklı verilen sözlerle bir siyasetin yürütüldüğünü düşünüyorum. Düşünün ki işte muhalefeti yok işte göç merkezi olacak, siz yalan söylüyorsunuz deyip kendi suçluluklarını böyle örtmeye çalışmaları dikkate alındığında ben birkaç soru sorup bırakacağım. Türkiye şu anda dünyanın en çok göç alan ülkesi değil mi? Türkiye en son Avrupa Birliği'nin son zirvesinde sonuç bildirgesinde göçmenleri kabul ettiği için AB katında teşekkür alan ülke değil mi? Türkiye geri kabul anlaşmasını yapmadı mı? Erdoğan finansmanı iyi yönetirsek bu devam edecek demedi mi? Bütün bunları birleştirdiğimizde hakikaten belki de sonuçlarının tümü ortaya çıkmamış bir sorunla karşı karşıyayız. Sayın Demirkaya'nın söylediği bu Altındağ olayıyla ilgili Almanya'dan gelen haberi bir anekdotu dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye'den hani Almanya Altındağ'a dikkat çeken bir açıklama yaptığında Almanya'daki Yeşiller Partisi Türkiye'den ya size mi soracağız bu politikamızı deyince Almanya'dan şu cevap geldi. Evet karışırız parasını biz veriyoruz dedi. Yani düştüğümüz hale bakın. Düştüğümüz hale bakın. O nedenle yarından tezi yok bence. Artık muhalefetin bu konudaki politikayı tıpkı hani bu anlaşmaları yaparsanız bozarız da olduğu gibi. Tıpkı yani Amerika'ya Biden'a göndermelerin yapıldığı gibi belki de kendi içinde bir güç birliği yaparak yani bu konudaki bir anlayış birliğinin çoğaltması gerekiyor. Yoksa hani belli bir aşamadan sonra bunun önünü almak çok zor. Peki. Nüfus mühendisliği tarihte hani Asurlardan yakın geçmişteki işte örneğini verdim Pakistan'a kadar devletlerin yıkılmasına yerine göre başka imparatorlukların oluşmasına neden olmuş bir tablodur. Peki. Bir de şöyle bakmak lazım son. Hani bok politikası dedik Büyük Ortadoğu projesi. Hı hı. Onun açılmışı biliyorsun Kuzey Afrika ve Orta Asya politikasıydı. Aslında Libya'da ne yaşandıysa Mısır'da 2013'te ne yaşandıysa ve şu anda ne yaşanıyorsa benzeri Afganistan'da yaşanıyor. Biz sanki Afganistan'da ilk defa olmuş gibi bakıyoruz. Hatta Sudan'da ne yaşandıysa Sudan ikiye bölündü. Biz komşu olmadığımız için tabii Erdoğan o Ömer El-Beşir'in bir anlamda dünya onu kırmızı bültenle ararken Erdoğan kırmızı halıyla karşıladı. Bütün bu alanlarda Erdoğan Türkiye altını çiziyorum hep kaybeden tarafı oynadı. Hep kaybeden tarafı oynadı. Yani artık giderek de halının altında yerde kalmadı. Saklanamaz bir noktaya gelmiş durumda bu sorun.
Şimdi Sayın Toker'in izniyle ben son sözü Sayın Demirkaya'ya vermek istiyorum, Nergis Hanım'a. Eyvah, ben söz hakkını... Yok, o Sayın Toker'i bir sonraki bölümün başında uzun uzun değerlendirmelerini alacağım. Söz veriyorum şimdiden. Ama Nesrin Hanım, Nergis Hanım bize veda edecek bu bölüm. Şöyle de bir yeni gelişme var, hemen onu sorayım size. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuşuyor şu sıralarda. Ve diyor ki Türk askerinin dönüşü bir uçakla kalktı. Türk askerinin dönüşü için bir uçak kalktı. Askerlerimiz döndükten sonra sivil uzmanlarımız Kabil Havalimanı'nın işletmesine devam edebilirler. Yine orada bir parantez açılmış. Yanı sıra tahliye süreci 36 saat gibi bir sürede bitebilir diyor. Ve yine Türkiye mülteci ambarı değildir sözü var. Yine bir reddediş var. Göç merkezi iddiaları söz konusu değildir diyor. Evet, bunlar yeni açıklamalar. Ne dersiniz Sayın Demirkaya? Açıklamalar. Biz de ne kadar sürede nasıl tahliye olabilir diye sorduğumuzda en az 2-3 uçak ve 31'ine kadar da süre var. O süre işliyor. Bunun itibariyle atılıyor. Şimdi orada Türkiye Büyükelçiliği ve başka ülkelerin elçilikleri açık. Daha çok bildiğimiz Kabil Havalimanı'nda zaten bunlar faaliyetlerini yürütüyorlar. Bu sivil tarafı işin, hani buradaki sivil uzmandan neyi kastediyor bilmiyorum Sayın Kalın ama evet işte. Orayla bağlar kopmuş değil. Diğer ülkelerin de bu anlamda kopmuş, tamamen bitirdikleri bir süreç değil. Bu askeri tabii unsurların bulunması, gücün bulunması başka bir şey ama sivillerin bulunması, bu anlamda uzmanlar, devlet adına yetkiler, o başka bir şey. Burada atılacak en önemli adım, biz de bu süreci izleyeceğiz. Birkaç boyut ben de saymıştım. Taliban'la nasıl bir ilişki kurulacak, hangi düzeyde kurulacak mı, kurulmayacak mı? İşte bunlar önemli Ankara açısından, biz bunları takip edeceğiz. Ama göçmen sorunu açısından, oradaki o büyük risk açısından, hani o duyduğumuz 3,5 milyonu bulabilecek bir rakam, bunlar tabii farklı söylentiler, evet. Teyit etmek tam anlamıyla mümkün değil ama bunun karşısında uluslararası toplumun bütününün sorumlulukları var ve bunun açık, çok şeffaf bir şekilde, belki Taliban sonrası işte bu bölgede yaşanabilecekler, dünyaya etkisi. Çünkü o rejimin dünyaya ihracı endişeleri var bir tarafta. Bir tarafta göçmen sorunu, onu yaratacağı sıkıntılar. Çok boyutlu soruna yol açabilecek, çok fazla ülkeyi etkileyebilecek bir konu. Sadece Türkiye ile sınırlı değil, uluslararası toplumun bir göç sorununu da içine alan bir uluslararası konferans mı olur? Hani dış politikayı bilenler, bu ilişkiler, uluslararası toplumun ilişkilerini bilenler açısından hani bunun adı konulacaktır. Ama bu konuya özel bir çalışmanın yapılması herhalde en değerli şey olacaktır. Bu iş sadece bir Türkiye sorunu değil. Biz de bunları izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katkınız ve katılımınız için Sayın Nergis Demirkaya. Canlar. Sağ olun. Size iyi akşamlar dileyelim. Teşekkür ederim tekrar. Çok kısa bir ara veriyoruz. Devam edecek Türkiye'nin Geleceği programı az sonra. Programı devam ediyor sevgili seyirciler. Sayın Nergis'e katkısı için teşekkür ediyoruz. Bir önceki bölümde bizimleydi. Sayın Ahat Anlıcan hala bizimle. Sayın Mehmet Ocak'tan, Sayın Cem Toker ve Sayın Mustafa Baba ile birlikteliğimiz sürüyor. Geçtiğimiz bölümde Sayın Toker'e hiç söz veremedik. Şimdi kendisiyle başlayalım istiyorum. Sayın Toker, Afganistan'da yaşananların Türkiye'ye göç olarak döneceğini artık herkes biliyor. Bir kısım zaten döndü. Şimdi açıklamalarda Taliban'a ihtiyatlı ama iyimserli bir şekilde yaklaşma söz konusu. İbrahim Kalın'ın açıklamaları var. Yine Türkiye'nin göç merkezi olacağı iddiaları, bize bir teklif gelmedi bu yönde şeklinde iddiaları reddetmesi var. Öncelikle Kabil Havalimanı ve çevresinin güvenlik altına alınması gerekiyor diyor. Bir diğer yandan biraz önce de söylemiştim, sivil unsurlar kalabilir şeklinde bir değerlendirme var. TSK dönüyor zaten. Göç meselesi. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bunun çevresinde hangi gelişmeler olabilir Türkiye'de? Şimdi NATO 20 sene önce Afganistan'a
global terörün merkezi ve terör ihraç ettiği için girdi. Mücadele etmek için zihniyeti şimdi daha güçlü olarak Afganistan'a bırakarak da çekiliyor. Biz de çekiliyoruz. Göç gelebilir diye endişe duyduğumuz ülke Afganistan. Bu ülke yani global teröre terör ihraç edebilecek potansiyele sahip bir zihniyetin yönettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Soner Çağaptay var Washington'da bir think tank'te çalışıyor Yakın Doğu Enstitüsü'nde. Onun rakamına göre orada yapılan bir araştırmaya göre Afgan nüfusunun %99'u şeriat istiyor. Dünyada en yüksek yüzde bu. 3,5 milyon sığınmacının geleceği ülke bu. %99'unun şeriat istediği bir ülke. Bu çerçevede düşünmemiz lazım. Ne yapacaksak, ne plan yapacaksak. Bu insanların yaratabileceği potansiyel toplumsal sorunlar, ekonomiyi bir kenara koyuyorum. Yani bu da ciddi bir konu. Öte yandan ben merak ediyorum. Şimdi öyle bir toplumsal tepki gördüler ki yandaş medyaya baktığınız zaman işte duvar örülüyor, tamamlanıyor, üstüne sensörler konuyor, şeyler, nöbetçi kuleleri yapılıyor, gece görüş dürbünleriyle takip ediyor. Peki yakalananlar ne oluyor? Hiç soran bilen var mı? Yakalananlar ne oluyor? Geri nereye veriliyor? İran'a mı gönderiyoruz geri? Duvarın öbür tarafına mı atıyoruz? Afganistan'a uçağı koyup göndermiyoruz. O da kesin. Hayır, şehrin içine, Türkiye'nin içine salıyoruz. O zaman Sayın yakalamanın Toker, anlamı ne? Sayın Buyur Toker, efendim. İçişleri Bakanlığı'nın iddiasına göre yaklaşık 51 bin civarında göçmen veya sığınmacı her neyse Afganistan'a hava yoluyla gönderilmiş. Ama oradaki uygulamada şöyle bir şey oluyor. Geri dönüş kamplarına veya geri dönüş bölgelerine gönderildikten sonra 6 aylık bir süre var. Bu 6 aylık sürede gönderilememişse eğer geriye ondan sonra bırakıyorlar. Yani büyük bir bölümü şu anda Türkiye'de bırakıyorlar tabii. Ben, bu arada İbrahim Kalın İran'la da görüşmeler devam ediyor çeşitli aşamalarda diye bir açıklama yaptı. Az önce sizin sorunuza belki bir kısım yanıt olabilir diye aktarmak istedim. Evet, evet. Şimdi yani ben şunu da iddia ediyorum. Türkiye'de hiçbir kurum veya kişinin Türkiye'deki sığınmacı sayısının gerçek rakamını bildiğine inanmıyorum. Aynen. Geçenlerde de söyledik. Batıya kadar geliyor adam. Bırakın İran'ın üstüne Van'dan girmeyi. Kimliksiz, efendim HES kodsuz, onsuz bunu nasıl geliyorsa batıya geliyor. İzmir'de, Çanakkale'de, İstanbul'da yakalanıyorlar. Onun için ben o 300 bin kayıtsız göçmen var, şu bu falan, ben onlara da inanmıyorum. Türkiye'de kimsenin bildiğine, devletin kurumları da dahil, emin değilim. Öte yandan bütün dünyada ekonomi bozulduğu zaman göçmen günah keçisidir. Onlar sebep olmaktadır işsizliğe, bizim paramıza ortak olurlar, aşımıza ortak olur. Bütün dünyada böyle. Batı'da da böyle, bizim ülkemizde de böyle. Ve öyle bir dönemde bu gelişme oldu ki Türkiye için ekonominin dibe vurduğu, işsizliğin zirve yaptığı dönemlerde öyle bir dönemden geçiyoruz zaten. Evet. Evet. Hele genç işsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde hükümetin bir de bu politikası işte açtım geliyor giriyor, yani duvar dediğiniz şey bir hafta önce gündeme geldi. Ondan önce böyle bir tehdit yok diyordu Erdoğan 11 Ağustos'ta. Evet. 15 Ağustos'ta döndü. O yüzden hani ben bu konuda söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Çok tehlikeli bir oyun oynuyor iktidar. Hani nasıl hep konuşuyoruz ya, doğal afetlerde bir planı yok, bir öngörüsü yok, bir hazırlığı yok. Covid'de aynı şekilde oldu. İşte sel felaketinde oldu. Bu göçmen de bir doğal afet gibi geliyor sınırlarımızdan. Ama ne bir öngörü var, ne bir planlama var. Günü kurtarmak için.
11 Ağustos'ta farklı bir şey söyleniyor, 15'inde farklı bir şey söyleniyor. Umarım yani Taliban'la da görüşürsün bu konu, ama o da daha kötü bir şey. Yani bu insan, şimdi şunun da altını çizeyim. Suriye'den kaçanlar bir iç savaştan kaçıyordu. Ama Afganistan'dan kaçanlar din devletinin vahşetinden kaçmaya çalışıyorlar korkudan. Yani bunun da altını çizmemiz lazım. Çünkü Türkiye'de din devleti meraklıları çok. Ona yanıp tutuşan, böyle bir hedef için siyaset yapan da olsun, seçmen içinde de olsun, böyle bir teokratik rejim hayaliyle yaşayan çok insanımız var. Bu da onlara ders olsun. Bir nasıl, diğer yandan uçağı... da özür dilerim Sayın Toker. %99'u şeriat isteyen bir ülkeden Taliban nasıl bir şeyse artık ona rağmen kaçıyorlar. Aynen. Yani şeriatın da farklı kademeleri var tabii. Ne bileyim, İran'da da, Endonezya'da, Malezya'da da farklı hukuk sistemlerinde şeriatın bazı bölümleri var, ama Taliban'ınki en felaketi. Ondan sonra herhalde Suudi Arabistan ve İran şeriatı geliyor. Ben o konuların uzmanı değilim, ama benim gördüklerim yetiyor. Nasıl bir ülkeyle Taliban'la inançlarımız ters düşmüyor anlamıyorum. Daha bir ay önce bir kendi halinde gariban bir komedyeni aldılar, boğazını keserek katlettiler. Evet. İnsanları güldürmek haram, komedi yapmak haram, evet, diye. Evet. Böyle bir dünya görüşüne sahip insanların işte yönettiği ülkeyle nasıl şey kurabilirsiniz ilişki? O da ayrı bir konu. Yalnız alt yazıda geçiyorsunuz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Erdoğan, doğru okuduysam, taraflarla, farklı taraflarla görüşüyoruz diyor. Evet. Belki Ahad Bey daha iyi bilir. Orada hangi farklı taraflarla Türkiye neyi görüşüyor? Bir de şunu sormak isterim, merak ediyorum. Dış basında da okuyorum. Afganistan içinde bir iç savaş çıkma olasılığı var mıdır? O, biliyorum Ahad Bey Afganistan'ın demografik yapısına daha hakim benden. Buyurun. Evet, bu son ikinci sorudan başlayalım. Afganistan içerisinde bir iç savaş muhtemelen çıkacak. İlk konuşmamda reklama gittiğimiz için o bölümü tamamlayamadım. Evet. Ama şöyle bir şey, oradaki etnik gruplar bir şekilde bu 20 yıllık süre içerisinde iktidarı paylaştılar. Şöyle ya da böyle paylaştılar. Ve o etnik gruplar kendilerini iktidarın içerisinde temsil edebilmiş oldukları bir ortamda bu kendilerine göre, yani bizim standartlarımıza göre daha düşük olabilir, ama bir demokrasi kavramıyla karşı karşıya kaldılar. Ben bu arada parantez açıp Soner Çağatay'ın, Çağatay galiba, onun %99'u şeriatı istiyor sözünün tam o anlamda, bizim anladığımız anlamda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü evet, %99'u belki tamamı, belki şey, İslami bir yönetim, İslam'ın var olduğu bir yönetim modeline taraftar olabilir. Ama Taliban şeriatına benzer bir şeriatı hiçbirinin istediği, daha doğrusu büyük bir kesiminin istemediği kanaatindeyim. Zaten eğer öyle olmasaydı bu kadar insan ülkeden çıkmaya çalışmazdı. Orada bir parantez açmak lazım. Şimdi geçmişte Kuzey İttifakı diye bir tanımladık. Özellikle Taciklerden, Türkmenlerden, Özbek Türkmen ve Hazaralardan oluşan bu ittifakın şu anda küçük bir modeli Penşir Vadisi'nde şey halinde. Şimdi buradaki asıl mesele şu. Bu başarılı olabilir mi? Zor. Neden? Daha önce söylediğim gibi Ahmet Şah Mesud döneminde özellikle Ahmet Şah Mesud'un Kuzey İttifakı lideri olarak Taliban'a karşı, önce işte Sovyetlere karşı, daha sonra Taliban'a karşı mücadele ettiği dönemde özellikle Hindistan'ın çok ciddi desteği oldu. Çok ciddi desteği oldu. Tacikistan üzerinden, Tacikistan'da merkezler kurdular Parhar şehrinde. Hastane kurdular, şey kurdular ve lojistik destek de oldu, para desteği de oldu.
Amerika'nın oldu, Fransa'nın oldu. Bayağı bir destek almış bir şekilde tabii. Ve mücadeleyi o şekilde sürdürdü. Evet. Şimdi şu andaki grubun elinde, yani Ahmet Mesut oğlunun başkanlığında toplanan grubun elinde, daha önce Afgan ordusuna verilen, Amerikalılar tarafından vesaire vesaire, o ordunun kalıntıları orada. Ta kaç özel birlikler, önceki. Özel birlikler var. O ordunun Tacik formatları, Tacik bölümleri. Peki şunu sormak burada istiyorum Sayın Ancan. Şimdi Afgan ordusunu destekliyordu Amerika Birleşik Devletleri ve dağıldı. Bıraktı evet. Amerika. Zaten bize gelenlerin çoğunun da o ordudan olan, o erkekler olduğu ifade ediyor. Her ne kadar söyleniyorsa peki, da. Amerika evet. Neden bu Taliban karşıtlarını desteklemiyordu ya da destekleyerek onları güçlendirmedi bu kez? Kim? Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Taliban'da. Afgan ordusu olarak değil, şimdi isyan edenler. Bakın şimdi, mücadeleyi bizzat kendisi yürüttü. Yani Kuzey İttifakı ile beraber başladı. Hı hı, tamam. Taliban'ı Pakistan'a sürdü o dönemde. Hı hı. Daha sonra Taliban tekrar geri döndü 2007-2008'lerden itibaren. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO kuvvetleri artık Kuzey İttifakı'na ihtiyacı olmaksızın mücadeleyi kendisi yürüttü. Anlatabildim mi? Anladım, tamam. Şimdi bu noktadan itibaren ise Amerika Afganistan'dan bitirme, yani bütün taşımak istediklerini taşıyıncaya kadar bu ittifaka şu anda yardımcı olmaz. Anladım. Ama daha sonra yardımcı olabilir. Onu bilmiyorum. Dış bir destek olmadan çünkü şeyi yürütme şansları çok fazla mücadeleyi değil. Fakat bir şeyi söylemekte yarar var. Afganistan'da bir teokratik yönetim kuruyor şu anda Taliban. Yani bir şeriat yönetimi kuruyor. Teokratik bir yönetimde seçim yoktur. Evet. Belli grupların temsili diye bir şey söz konusu değildir. Evet. Ne demek istediğimi anlatabildim tabii, mi? Tabii. Aynen ne olacak? Şimdi onu da söyleyeyim. Uluslararası meşruiyeti aradıkları için şu anda şirin görünmeye çalışıyorlar. Evet. Bazı numunelik şeyler alacaklar. Karşı ne derler? Cepheden. İşte biraz önce isimlerini geçirdik. Abdullah gibi, Karzai gibi vesaire. Evet, evet. Bu arada Karzai'nin kardeşi de Taliban'a katıldı vesaire. Şimdi burada İran devriminin bir kopyasını yaşayacağız. Yani çoğu insan hatırlamaz onu. 1979'da Ayetullah Hümeyni gelip Şah'ı devirdiği zaman veya gelmeden önce Şah'ı devirdiği zaman Şah'ı deviren güçler, komünistler, Tudeh Partisi, sosyalistler ve mollalar, yani Hümeyni grubuydu. Evet. Şimdi bakın, Hümeyni geldikten sonra hızlı bir şekilde katı bir iktidar kurmadı. Kurmadı. Bir ılımlı kabul edilebilecek bir başbakan atadı. O başbakan bir hükümet kurdu. Evet. O hükümetin içerisinde işte bütün o gruplardan bazı şeyler oldu. Ama bir yıl geçmeden bunların tamamı tasfiye edildi. Ülke dışına kaçmak zorunda kaldılar. Beni Sadr vesaire vesaire. Ve ondan sonra da katı bir şey iktidarı ve o dönemde de o dönem ismi şu anda aklıma Sadık Halhali diye birini yüksek yargının tepesine oturttu. Adam bütün muhalifleri, hem kendisi yargıç, hem kendisi savcı, hem kendisi avukat, bu şekilde şey yaparak bir yıl içerisinde 8 bin muhalifi idam ettirdi. Buna eski başbakanlar da dahil içerisinde. Evet. Etti ve ettirdi. Anladım. Şimdi demek istediğim şu, teokratik bir yönetim kendi varlığını bu şekilde sürdürmek zorunda. Başka türlü sürdüremez. İşte bakın ne diyor? Bizim tabanımız kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyor diyor. Evet. Yani tablo bu. Evet, çok. Şimdi çok, böyle çok bir yönetimle siz Afganistan'da uluslararası açıdan kabul görecek, tabii ki diplomatik ilişki kurulacak. Ama 21. yüzyıl dünya standartları, kadın hakları konusunda, çocuk hakları konusunda vesaire vesaire, bir kabul edilebilir bir idare kurma şansınız yok. Yok, evet. Şimdi dolayısıyla ne olacak? Bu kesimleri temsil ettirmeyeceksiniz bir süre sonra. Ve bu kesimler şu anda mücadeleyi kaybetseler bile önümüzdeki yıllarda bir şekilde Afganistan içerisinde mücadelelerini sürdürecekler.
Çünkü Afganistan'ın yapısı buna müsait. Korkunç dağların olduğu bir ülke. Bir nişler içerisinde yürütecekler. Dolayısıyla da buradan Afganistan'da, yani öyle Taliban için bundan sonrası da eğer onların da temsil edilemeyeceği bir şey yaratırsa, aynen Ayetullah Hümeyni'nin İran'da yaptığı gibi bir iktidar yaratmaya kalkarsa, önümüzdeki dönemde Afganistan'da sular durulmaz ve Taliban büyük ölçüde Afgan halkıyla, Afgan halkının bir bölümüyle devamlı bir mücadele haline girmek zorunda kalır. Peki. Şimdi o kadar geniş bir konu ki bunun sonu ucu bucağı yokmuş gibi. Son yarım saatimiz ve şu konuya geçmek istiyorum ben. 28 Şubat davası ve davasında yaşananlar, son gelinen noktada yaşları 73 ile 89 arasında olan emekli generallerin tutuklu olduğunu biliyoruz. Sağlık sorunlarının olduğunu biliyoruz. Onlar bir kumpas davası üzerinden bu noktaya kadar geldiler. Ve bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Diğer yandan, evet tabii ki belki birbirine denk kıyaslanacak şeyler değil ama Atatürk'e hakaret eden Ayasofya'da herkesin gözünün önünde hakaret eden, lanet okuyan Mustafa Demirkan adlı imamla ilgili soruşturma Diyanet tarafından emekli oldu, kurumla bağ kalmadı, o yüzden bir şey yapamıyoruz şeklinde değerlendirildi. 3 ay sonra bu açıklama yapıldı. Diğer yandan emekli pek çok asker herhangi bir gerekçe, kumpas davalarının sonuçları doğrultusunda cezaevine atılabiliyor. Aslında Sayın Ocak'tan, özür dilerim, Sayın Toker sizinle başlayalım yine bu konuya. Sonra tek tek sözleri vereyim. Ben demin bir şey söylemeyi unuttum. Hı. Aslında havuz medyasını bu gece çok merak ediyorum. Haftalardır orada iktidarın yandaşları, borazancıları, efendim Afganistan'da olmamız kesin şarttır, masada olacağız, kültürel bağımız var, tarihi bağımız var, yüzüklerini sattılar bize yarın. Acaba onlar bu gece ne diyorlar şimdi Savunma Bakanlığı'nın askeri çekiyoruz kararından sonra, onu merak ediyorum. Nasıl Tornistan yapacaklar, o enteresan olacak. En başarılı, Sayın Toker, en başarılı oldukları konu 180 derece dönmek ve kısa bir süre içerisinde dönebilmek. Yukarıdan aşağı kadar en başarılı oldukları konu. Onun için merak etmeyin, bir yolunu bulurlar. Sıkıntı çekmezler diyorsunuz yani. Buyurun bulurlar, Sayın Toker. Sonra biz şey oluruz, yanlış öngörüde bulunmuş oluruz. Tabii. Şimdi efendim 28 Şubat olayını ben şey tabanını, refah tabanını, milli görüş tabanını o kadar muhtaç ki oya, %1'in, 2'nin o kadar önemi var ki ben o amaçla yapılmış bir hesaplaşma olarak görüyorum. Yani bu hesaplaşmanın amacı milli görüş tabanına şirinlik. Oğuzhan Asil Türk'ün öncülüğünü çektiği. İşte o hani dedi ya bir ara milli görüş gömleğimizi yeniden giyeceğiz falan, bu sözler hep samimi değil ama Türkiye'de de hukukun ne kadar siyasallaştığı belli. Mesela ben hep şunu sorguluyorum, 27 Nisan mıydı, muhtırayla niye hesaplaşılmıyor da o daha yakın geçmişte, gerçi rahmetli oldu tabi, büyük anıt ama o hiçbir zaman günde ona. Evet efendim. Zırhlı araç verilmişti ona. Ve hiçbir şekilde şeye yansımadı, yargıya yansımadı. Bu biraz da seçimlerden önce o milli görüş tabanına ne kadar fayda eder, Karamollaoğlu nasıl tepki veriyor buna bilmiyorum ama şeyde de hatırlarsanız referandumda 2010'la 12 Eylül referandumunu tatlandırmak için de 12 Eylül'le hesaplaşma, darbecilerin yargılanması diye bir tatlandırıcı atmışlardı içine. Onu da işte bazı romantik solcular falan şey yaptılar, o tuzağa düştüler. Evet oyu yetmez ama evetçilerden bahsediyorum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim ama genelde de şunu söylemem lazım. Türkiye'de siyaseti bu darbe ibaresinden, darbe endişesinden kurtarmamız lazım. Bunlar muhtıra olarak da olabilir, 12 Eylül gibi sert bir darbe de olabilir. Türkiye'nin gündeminden bunu atmanın tek yolu demokrasinin işlemesidir.
Ve şunun da altını çizerek söylemem gerekiyor. Demokrasilerde darbe olmaz. Bir, ikincisi gerçek bir demokrat sadece darbeye karşı çıkarak gerçek bir demokrat olunmaz. Yani demokrasinin temel ilkelerini işte artık söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Kuvvetler ayrımı olsun, meclisin etkinliği olsun, yargının bağımsızlığı olsun, basının özgürlüğü olsun, ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler olsun, hür, adil, demokratik seçim olsun. Yani bütün bunlara sahip çıkarsınız, öte yandan darbelere de son derece hassasiyet gösterirsiniz ki göstermemiz lazım. O zaman sizin gerçek demokrasiden yana olduğunuz ortaya çıkar. Yoksa demokrasinin diğer temel ilkelerini yok et, anayasanın temel ilkelerini yok et, yasalara saygıyı yok et, meclisi pasifize et, tek adam rejimini getir, ondan sonra çık ben demokratım, darbelere karşıyım demekle demokrat olunmaz. Ama tekrar ediyorum, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde darbe kelimesi zaten geçmez literatürde, günlük yaşamda. Ama biz 20 senedir yatıyoruz darbe, kalkıyoruz darbe. Ama gerçek, ama hayali, ama muhtıra şeklinde, ama farklı bir şekilde. Ama ben bunun yani siyasi bir karar olduğunu, ama şeyin de ordudan da silahlı güçlerin sivil siyasete karışmayı artık toplumumuzun gündeminden atmamız gerektiğine inanıyorum. Pekala Sayın Ocak'tan, siz ne düşünüyorsunuz? Hem Afganistan'da tamamlayıcı söyleyeceğiniz bir şeyler şimdi, varsa alalım. Yok, Afganistan'la ilgili zaten çok şey söyledik. Şimdi 28 Şubat 1997 işte MHK kararının üzerine 24 yıl geçmiş ve dava açıldıktan 8 yıl sonra işte müebbet hapis cezaları infaz ediliyor. Yani bu insanları ahir ömründe böyle bir şey yapmanın, daha doğrusu infaz işleminin başlatılmasının biraz siyasi olduğu kanaatindeyim. Ben 28 Şubat sürecinde çok sert yazılar yazdım. Yani 28 Şubat sürecini en sert eleştirenlerden biriyim. Yani klasik darbeye de modern, postmodern darbe her türlüsüne karşıyım. Nitekim bunları 15 Temmuz'da tekrar yaşadık başka bir girişimle. Şimdi tabii esas bakılması gereken, mesela ben şeyi hatırlarım, Çetin Doğan'ın 97'deki önemli bir medya briefingi vardı. Oradaki bu cümleden çıkarak bir şey söyleyeceğim. Bunları millet olarak kabul etmiyoruz. Bunlar PKK'yı destekliyor. Bunların arkasında İran'ın, Suriye'nin, Yunanistan'ın desteği var demişti. Kimin için dedi bunu? Bu işte daha doğrusu şeyleri hitaben 28 Şubat vesile olan, yani belki biraz hani o zaman Refah mı vardı? Refah Partisi bağlamında belki bu cümleleri. Evet, evet. Şimdi yani bununla, bu yargılamalarla artık bu dönem, böyle bir dönem bitmiştir diyorsa iktidar, bize böyle bir mesaj vermek istiyorsa, çünkü bir takım iktidara yakın medyada da çıkan şeyleri biliyoruz. Sanki bir demokrasi kazanılmış, işte büyük bir başarı elde edilmiş gibi veriliyor. Eğer bunu görüyorsanız, o zaman iktidarı 23 Haziran seçimlerini, 31 Mart yerel seçimler öncesinde hatırlayalım. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi terör destekçisi, PKK destekçisi olarak ilan edildiler. Evet. Bunlar resmen şey olarak konuşuldu. Hatta imza yani, atanlar seçmen eğer bile. Eğer darbelerden ders almamız, işte klasik ya da postmodern darbe her neyse, ders almamız gerekiyorsa, yani diyorsun ki bu şeylerle işte ben bu düşünceyi yargıladım, dolayısıyla mahkum ettim. O zaman şu anda iktidarın yaptığı, yani her konuşanı, her eleştireni tutukluyorsunuz, yargılıyorsunuz, cezaevine atıyorsunuz ve bırakın bireysel anlamda Türkiye'nin legal siyasi partilerini terör destekçisi olarak gösteriyorsunuz. Evet. İllet diyorsunuz, zillet diyorsunuz. Yani o zaman eleştirilen neydi?
kardeşim postmodern darbe döneminde işte şirketler şey oldu, kayıtları tutuldu, onlar yeşil sermaye mi kırmızı mı neyse bunları renkli. Evet. Şimdi de toplumu belli gruplara ayırıyorsunuz. İşte bunlar illet diyorsunuz, bunlar zillet diyorsunuz, bunlar Pontus dediniz seçim öncesi. Evet. Yani eğer darbelerden, darbe girişimlerinden bir ders almamız gerekiyorsa esas bundan alınması gereken bir derstir. Ve iktidarın, iktidarın şu anlamda yaptığı işin bir samimiyet göstergesi olmadığı kanaatindeyim. Çünkü muhtemelen buradan bir beklenti nedir bilemiyorum. Bu işleri, infazları başlatıp sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı bunları bir hani affedip bir lütufta bulunup dolayısıyla buradan orada bir siyasi şey sonuç çıkar mı bilmiyorum. Yani bu tür yorumlar, iddialar da var. Evet, orada da başka bir mesele var ama yani böyle bir şeyin bu generalleri, askerleri aşağılamak maksatta olabileceği yönünde değerlendirmeler de yani söz konusu. Niyetler, İtibar nasıl bir niyet vardır onu bilemem ama esas bu işte beni ilgilendiren tarafı ben o zaman da yasakçılığa karşıydım. Bir takım ayrımcılıklara 28 Şubat sürecinde karşı oldum, yazdım. Aynı şeyi şimdi diyorum ki kimi uygulamaların 28 Şubat sürecini bile aratacak kadar sert uygulamalar var. Evet, hep şimdi o zaman zaten. Yani o zaman meşhur bir lafı vardı. 28 Şubat 1000 yıl sürecek. Acaba AK Parti de bu işi 1000 yıl sürdürmek üzere bu işe destek mi oluyor? Bu konuda da tabii bir endişem var açıkçası. O yüzden bu uygulamaların yani kim ister sivil siyasetten gelsin, isterse darbe girişimleri sonucunda gelsin. İnsanları ayrıştıran, kutuplaştıran, onlara hiçbir yasal şeyi olmadan onları terör destekçisi gibi ilan eden ya da bu toplumun dışında dış güçlerin ajanı gibi gören anlayış ister askerden gelsin, isterse sivil siyasetten gelsin asla kabul edilmemesi gereken bir durumdur. O yüzden iktidarın bu konudaki samimiyeti konusunda kuşkularım var. Bir cümle ekleyebilir miyim lütfen? Buyurun, buyurun Sayın Toker. Şimdi benim kitabıma göre darbe muhtıra şeklinde olur, silahlı olur, şu bu ama darbe yapanların ilk yaptığı şey anayasayı rafa kaldırmak olur. Şimdi bugün izleyenler takdiri onlara bırakacağım. Anayasanın demokratik, layık, hukuk devleti ilkesine bakalım. Türkiye bugün ne kadar demokratik bir ülkedir? Ortada. Sadece söylemde değil, uluslararası endekste, uygulamalarda ortada. Türkiye ne kadar bir hukuk devletidir? Ortada. Daha geçen hafta, bakın Tarım Bakanlığı falan değil, Aile Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'ne eşcinselliğin haram olduğu, haram olduğu için de suç oluşturduğu şeklinde bir yazı yazmıştı. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ni, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında yazan laiklik ilkesi de bu noktaya gelmiştir sivil yönetim tarafından. Yani demokratik laik hukuk devleti ne kadar geçerlidir bugün için onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sayın Balbay, ne söyleyeceksiniz? Hem 28 şimdi Şubat davası tutuklamaları hem de çok önemli bir konuya parmak bastı. Laik Türkiye Cumhuriyeti hala duruyor mu yerinde? Tabii Sayın Özal Kuş, ben de çok önemli konuları açtınız son bölümde. Ben de yani hem Andijan'ın vurgu yaptığı İran hem Afganistan'la ilgili çok kısa hani değerlendirmelerim ardından 28 Şubat'a gireceğim izninizle. Bir defa Afganistan'la ilgili önümüzdeki dönem çok konuyu konuşacağız ama benim gördüğüm Sayın Nergis Hanım'ın söylediği 3-4 milyonun en az 2 katı bir göç bekleniyor dünyaya. Amerika Afganistan'a hani terör, o ülkeden terör ihracını önleyeceğim derken şu anda Amerika Afganistan'dan dünyanın hani neresine gidebilirlerse dört bir yandan terör örgütü kurbanı
ihraç edilmesine neden olan bir durum yarattı. Bu en az terör örgütü kadar tehlikeli ki dünyaya dağılanlar arasında ne kadarın Taliban'ın direkt aktif üyesi olduğu da belli değil. Bu bir. Bir de şöyle bir konuyu ortaya atıp İran'a geçmek istiyorum. Afganistan'ın şu anda %60'ı kuralsız alan, yani no rules area, uluslararası söylemle. Amerika bunun ne kadarına girdi? Girmedi. Şu anda dünyadaki uyuşturucu ham maddesinin %90 Afganistan'da üretiliyor. Amerika bunun ne kadarını engelledi? Yani Amerika'da, yani şu anda Afganistan'da o durumların devam etmesi için kuralsız, hukuksuz bir yönetim lazım. Hani hakikaten karanlık bir tablo devam etmekte şu anda ve Amerika bu karanlık tablonun parçası olarak şu anda çekiliyor değil, parçası halinde durmakta. İran'la ilgili de Andican çok önemli konulara değindi. Ben şu noktayı vurgulamak istiyorum. İran'da o dönem, o benim mesleğimin ilk yıllarına denk geldi. Üniversitenin son sınıfındaydım 79'da. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde. Ardından Afganistan'ın işgalini yaşadık. Sonra gazeteciliğe başladım ben. İran baktı ki TUDEH, yani İran Komünist Partisi, Sosyal Demokratlar önlenemiyor. Bunlar unutulduğu için altını çizmek gerekiyor. Hümeyni yönetimi 2 yıl bütün üniversiteleri kapatmakta buldu çareyi. Kimlerin aklına bir şey getirmeyelim ama yani 2 yıl kapatmakta buldu çareyi. Bütün üniversiteler kapatıldı. 2 yıl sonra yepyeni bir yapıyla birlikte bugünkü İran'a geldik. Bugün İran halkın yarısının sandığa gitmediği, yarısı son seçimde öyle olmuştur. Sandığa gidenlerin yarısının oy verdiği bir yönetim tarafından yönetilmekte ve İran halkı da demokrasiye küsmüş durumda. Ve ilgi, şu yeni durumu da paylaşmak isterim. Yeni başkan reisi İran Anayasası'nın 5. maddesi olan devrim ihracının ve Kudüs Tugaylarını yeniden işletme kararı aldı. Ve bunları da Suriye ve Irak'ta devreye soktu. Yani bölgemize önümüzdeki dönemin konularından en sıcak olabilecek konuları bunlar. Biz 80'li yılların ortasına, 80'li yıllarda Türkiye İran olmayacak dedik. 90'lı yıllarda Türkiye Cezayir olmayacak dedik. 2000'li yıllarda Türkiye BOP'un parçası olmayacak dedik. Yakın gelecekte Türkiye Afganistan olmayacak sloganlarını duyar gibiyim. Hakikaten bunları yaşamayacaksak, şu anda çok farklı düşünen insanlar bile olsak ortak paydamızın demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olduğunu görüyorum. Şu anda en azından birlikte tartıştığımız düşünce insanlar olarak, yani bu yapının bir şey üretmesi lazım. Şimdi 28 Şubat'a gelirsek bu şey içinde, o dönemin hepimiz gazeteci olarak içinde yer aldık. Biz, ben de Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi olarak bütün gelişmeleri yakından izledik. O dönem eleştirilebilir. O dönemin kimi uygulamalarına karşı çıkılabilir. Ama o dönem olabildiğince anayasanın içinde kalmaya çalıştı. Hatta meşhur manşetlerden biri bu sefer işi silahsız kuvvetler çözsün idi. O dönem hedef FETÖ'ydü ve 97'deki 28 Şubat'ın ardından 99'dan Fethullah Gülen hakkında dava açıldı. Hı hı. Davayı açan Nuh Mete Yüksel bir kaset kumpasıyla meslekten uzaklaştırıldı. Davayı açan Nuh Mete Yüksel'in iddianamesi Fethullah Gülen'in bir terör örgütü başı olduğu idi. Ama davada ikinci bir kişi yoktu. Davayı hakikaten açacaklarsa bile hani kurumlaşmış bir hani bugün eleştirdiğimiz yanların bir başka yanı da belki olduğu söylenebilir orada. Yani altı dolu bir şekilde açmadılar. 1999'da açılan bu davanın birinci haftasında Fethullah Gülen Amerika'ya gitti. Amerika onu aldı ve yetiştirmeye başladı. Bu dava açıldıktan 2 yıl sonra Rahşan Ecevit affı çıktı. Rahşan Ecevit bundan çok rahatsız oldu. Yani bu benim affım değil dedi. Ama evet, affı evet. Bir yerden başlattığınızda bütün kesimleri alır o. Fethullah Gülen bu aftan şöyle yararlandı. 7 yıl boyunca
bir daha bu suçu işlememek kaydıyla dava bekletildi. AKP iktidara gelince Fethullah Gülen, yani FETÖ ekibi, hı hı, AKP'ye olağanüstü baskı yaptılar. Biz, yani bu dava askıda kalsın, belli bir süre sonra düşsün, istemiyoruz dediler. Ne dediler? Beraat etsin. Nasıl etsin? Yasayı değiştir. AKP Fethullah Gülen'i affeden değil, beraat ettiren yasayı değiştirdiler. Ve 2005 yılındaki Türk Ceza Yasası'ndaki toplu değişiklikle beraber 2006'da Fethullah Gülen beraat etti. Kim ettirdi? AKP ettirdi. 2006'da beraat ettikten sonra ne oldu? Danıştay kumpası saldırısı başladı. Mustafa, yani Danıştay başkanı, daire başkanı bilgili alçakça katledildi. Oranın üzerinden bu kumpaslar örüldü. Bakın ne nereye bağlanıyor. Ve o kumpasların devamının nereye gittiğini, evet, hepimiz biliyoruz. Evet, evet. Ve 2006'da Danıştay, 2007'de Ergenekon davası, 2008'de Balyoz davası, 2009 Kafes davası ve Türkiye olağanüstü hukuksuzluklarla birlikte 15 Temmuz 2015'e geldi. 2016'ya geldim. Bu süreçte FETÖ 28 Şubat'ta kendisine yöneldiğini görünce bu saldırının, hemen Fethullah Gülen etrafın adamlarına verdiği talimatlardan biri şu oldu: evinizin önüne bira şişesi koyun. Çöp sepetinize 2 tane yeni rakı şişesi atın. Ki sizin hani öyle olmadığınız şey, hemen işi kapalı olanların hepsi açsın. Ve devamında Sayın Özalkuş, son davalarda, FETÖ davalarında ortaya çıktı bu. Bu kısmı hakikaten ayrıca irdelenmesi gereken bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cüleri temizleme, FETÖ'cüleri ortaya çıkarıp ordudan atma komisyonunu FETÖ ele geçirmiş. Ve o komisyon o dönemin karargahına, o dönemin yukarısına, biz FETÖ'cüleri tek tek dosyalarını alıyoruz derken, bunu yapanlar FETÖ'cü. Ve o kişiler FETÖ'cü olmayanları ordudan atmışlar. FETÖ dışındaki tarikat üyelerini, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki tarikat üyelerini demişler ki FETÖ'ye katılmazsanız sizi atacağız. Pek çoğunu attılar. Yani dar zamanda bütün boyutlarına giremiyorum. Ama toparlayabilir misiniz tarihin, Sayın Balbay, Sayın Andican'a da söz vereceğim. Bağlıyorum. O zaman ben burada bu kısmı nokta koyayım. Şimdi bu pek çok dava olduğu gibi 28 Şubat davası da hukuksuzdur. Hı hı. Hukukta şöyle bir söz vardır: biz de bu işi yaşadığımız için biraz hukuka bulaştık. Usul esasın kapısıdır. Yanlış usulle esasa ulaşamazsınız. Bu davaları açan, bu hükmü veren yargıçlar FETÖ'den ya içeridedir ya yurt dışındadır. Bakın altını çiziyorum. Bu davayı açan yargıçlar ve bu kararı verenler, açan savcılar ve kararı veren yargıçlar ya tutuklu şu anda FETÖ'den ya da yurt dışında. O zaman siz bu kararların hakikaten tamamen siyasidir. Herhangi bir imayla söylemiyorum. 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın en yakını, her çalışmasını kontrol etmekten sorumlu kişi Hulusi Akar'dır. Evet. Hulusi Akar'dır. Şimdi yine bu sürece denk geldi. En son bugün Oğuzhan Asiltürk dedi ki biz Cumhur İttifakı'nın dahil olabiliriz ama 20 milletvekili vermeleri şartıyla. Evet. İki seçim önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bu teklif yapıldı. Karamollaoğlu bu teklifi elinin tersiyle itti. Saray dedi ki Karamollaoğlu'na, anahtarı getir, sana 20 milletvekili vereyim dedi. Zaten bunu vereceğini AKP deklar etmişti. Şimdi Oğuzhan Asiltürk isteyen olmuş oluyor. Sayın Toker'in söylediği gibi, yani oraya da bir selam vermem. Ama hakikaten
bir anlamda da şu döneme denk gelmesi de Afganistan küsranını ikinci plana itme, pek çok şeyi içine alan bir tabloyla karşı karşıyayız Sayın Rızalkuş. Peki. Ben Sayın Andican'a sözü vermek istiyorum. 28 Şubat davası tutuklamalarıyla ilgili ne düşünüyor? Bu zamanlama ne anlama geliyor? Az bir süremiz kaldı ama sizden yapacağız. Tabii o zaman çok kısa bir toparlama yapalım. O da şudur. İki boyutla bakmamız gerekiyor. Bir, 28 Şubat gerçekten bir darbe miydi diye. Çünkü darbe tanımlaması herhangi bir gücün bir şekilde anayasayı iptal etmesi, yok veya ortadan kaldırması ve hükümeti, seçilmiş olan hükümeti indirmesi, dağıtması veya işte meclisi kapatması gibi. Darbe tanımlaması budur klasik manada. Şimdi o dönemde yaşamış bir siyasetçi olarak şunu söylemek lazım. Ciddi bir askeri vesayetin, ağır bir askeri vesayetin olduğu bir dönem. Askerler o konuda günahsız değiller o noktada. Fakat 28 Şubat olayı bir bildiri. Bu bildirinin içerisinde hükümeti alaşağı edecek, anayasayı lağvedecek herhangi bir şey yok. Evet. Tarikatlara karşı işte kılık kıyafetten tutun da yani 13 madde veya 12 unuttum şimdi. 18 maddeydi. Ha, 18 peki. 18 madde. Ve bu bildiri imzalandı, bildiri yayınlandıktan sonra o dönemin başbakanı rahmetli Necmettin Erbakan hükümeti falan bırakmadı. Evet. 2,5-3 ay sonra o da ortağı olan Tansu Çiller'e devretmek üzere bıraktı. Gitti. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na istifasını takdim etti. Bu bildiriyi kendisi imzaladı. Kendisi imzaladı. Ve bu bildirinin içerisinde söylenenlerin yeterince hızlı uygulanamadığını belirten bir yine bildiri müsteşarı tarafından, başbakanlık müsteşarı tarafından kurumlara gönderildi. Yani yeterince bu bildiriyi kapsayan şeyleri, bildirinin içindeki olayları uygulamıyorsunuz diye. Şimdi tabii geriye doğru o dönemin daha doğrusu AKP ve yandaş arkadaşlar diyorlar ki bunu Sayın Necmettin Erbakan'a zorla imzalattılar. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ve Sayın Erbakan, rahmetli Erbakan vefat edinceye kadar da bu olayı bir darbe olarak tanımlamamıştır. Şevket Kazan kendisine soruldu bu mahkemeler açıldığında. Evet. Ve bir darbe olarak tanımlamadı. Rahmetli Mesut Yılmaz kendisine bu şey davalara iştirak ettiğinde, yani müdahil olarak geldiğinde soruldu ve dedi ki bu askerlerin sorunu değil ki dedi. Bu sivillerin sorunu dedi. Yani bu işleri uygulayanlar siviller. Evet, bildiriyi veren askerler ama bunu uygulayan siviller dedi. Evet. Sizin sivilleri yargılamanız lazım dedi filan. Şimdi bütün bunlardan toparladığımızda bir şey ortaya çıkıyor. Bu daha sonra özellikle Sayın Balbay hakikaten çok ne derler, yerinde bir değerlendirme yaptı. Nupet'e yüksel şey hakkında dava açınca zaten Fethullah Gülen'in de hızla Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiş nedeni budur. Evet. Anlatabildim mi? Yani bu postmodern darbe diye sonradan tanımlanan böyle bazı liberal yetmez ama evetçiler tarafından bu tanımlama yapılmıştır. Bunlar tarafından bunun yapılma nedeni bir anlamda bunu darbe kategorisine sokabilmek için söylenmiş bir laftır. Ama ağır bir vesayet olduğu kesin. Tabii. Onu yani baştan söyledi zaten. Bunları söylerken daha askerleri de... Bir dakika. Daha konuşmamın başında ne söyledim? Çok ağır bir şey. Askeri vesayet. Ve ülkeye, demokrasiye hiç uymayan bir ağırlıkta vesayet. Ve askerler de bu konuda masum değiller. Ciddi manada suçlular. Tabii. Siyaseti dizayn etmeye çalışmak noktasında. Gerçekçi ve adaletli olmamız lazım değerlendirme yaparken. Olayın bu yönü vardı, bu yönü vardı. Şimdi tabii ki bu darbe demeyelim de bu bildiriye muhatap olan muhafazakar kesimlerde buna karşı bir reaksiyonun olması gayet tabii bir şeydir, haklıdır. Evet. Anlatabildim mi? Ben ona hiçbir şey söylemiyorum.
Ama bu bir darbe midir dediğiniz zaman, şimdi şu anda geldiğimiz noktada ben öyle görmüyorum şahsen o şey içerisinde. Sözde darbeye muhatap olan insanlar dahi bunu darbe olarak tanımlamamışlar. Yani Necmettin Erbakan'da ve bu dava açıldığında Necmettin Erbakan'ın öldüğü günün, rahmetlinin öldüğü günün ertesi günü bu dava açılıyor. O da hayattayken niye açmadınız? O da ilginç. Hayattayken niye açmadınız? Şimdi bu işin bir darbe tanımlaması yönü. Bir de şimdi bugünkü şeye arayı atlıyorum. Bugüne geliyorum. Bu dava bir Ergenekon, Balyoz vesaire şeyleriyle beraber bir anlamda pişirilmiş bir dava. Evet. Ve bu davayı açan tüm yargıçlar, yani çeşitli şekillerde ve savcılar tamamı FETÖ'cülükten ya kaçmışlar ya şey olmuşlar. Peki niye hala bu dava devam ediyor? Diğer davalar, yani Ergenekon, Balyoz vesaire davaları iktidar tarafından elimine edilirken, bir tarafa itilirken veya bu doğru değildir noktasında bir uygulama yapılırken bu dava sürdürülüyor. Bu davanın sürdürülmesinin gerekçesi de bana göre AKP'nin günü geldiğinde bu davayı bir intikam aracı haline çevirip kamuoyuna, özellikle muhafazakar kesimlere bu şeyin yine bir şekilde bu insanlar üzerinden intikam alındığı izlenimini bak. Bakın biz devam ediyoruz ve diyorlar. Tabanı bir anlamda konsolide etmek. Evet. Çünkü şu andaki taban erimesi böyle bir davanın gündeme getirilmesini gerektiriyordu. Hmm. Artık torbadaki şeyler bitti. Torbadan havuç çıkmıyor. Evet. Havuç çıkmıyor. Böyle bir şey uygulamak lazım. Evet. Ben bu davanın bu şekilde 80 yaşında, 85 yaşında insanların şeye gönderilmesini bir anlamda yargının intikam aracı olarak kullanılması olarak değerlendiriyorum. 89 yaşında yani, demans rahatsızlığı olan bir şimdi, insan var. Özür dilerim. Ben son cümlelerinizi alayım tamam, bu arada. Tamam, bir iki cümle daha söyleyeceğim. Şimdi bakın şunu daha önce de bu konu konuşulduğunda söylemiştim bir televizyonda. Bu dava, bu şekilde bu insanların mahkum edilmesi, hapishaneye gönderilmesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi açısından yaptığı en büyük hatalardan biridir. Dikkat edin, seçimlerde bunu çok ciddi bir şekilde olumsuz nitelikte karşılığını alacaklar. Nedeni şu, ya o adam 24 sene önce anayasa çerçevesi içerisinde ve sadece bunlar değil, o dönemin bütün siyasetçileri de şeyleri de bu işin içerisinde olmuş. Buna uygulamaya katılmış. Evet. Yani siz sadece bunları mahkum etmeye kalkıyorsunuz. Evet. Ve bazı işte o muhtıra vesairelerde hiçbir şey yapmadığınız halde bunları mahkum etmeye kalkıyorsunuz. Vatandaşın vicdanında bu yer bulmaz diye düşünüyorum. Vatandaşın vicdanında yer bulmaz. Şimdi bu işlerden aslında bugün şikayet ediyoruz. Hı hı. AK Parti iktidarının yaptıkları haksızlıklar, hukuksuzluklarla ilgili 28 Şubat'ın asker ya da sivil aktörlerinin şöyle bir muhasebe yapmasını isterim. Acaba o gün bu şeyleri yapmasaydık, yani üniversite kapılarında ikna odaları kurmasaydık, insanları ayrıştırmasaydık, böyle bir iktidara şey kalır mıydık? Çünkü ben o dönemde şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani medya filan herkesin bir suçu var. Televizyonlarda beni hatta bir NTV'de galiba soru sormuşlardı. Televizyonlarda hacca giden insanlar ihrama girerler havaalanında. İrtica görüntüleri diye televizyonlar bangır bangır verdi. Bana sordular, dedim ki ya yanlış bir şey olmaz. Yanlış. Yani uçaklar icat edildiği günden bu yana insanlar hacca havaalanında ihrama girerek giderler. Eğer bunu böyle derseniz toplumda şu algı alır. Bunlar İslam düşmanı diye algı alır. Ama galiba dedim ki gelecekte bütün bunların sonucu Türkiye'nin hiç istemeyeceği bir iktidarı getirecektir Türkiye'nin başına. Ama galiba burada iki şey ayrıştırılmalı. Bir 28 Şubat süreci, bir de 28 Şubat davası.
Evet, yani farklı şeyler. Yani tabii farklı şeyler. Aslında yani o süreç. Yani şeylerin. Evet, ama bu davada şu anda bu insanların bu yaşta ve işte siyasi bir zamanlaması üzerinden tutuklu olmalarını konuşurken. Tabii izah etmek zor. Tabii, başta hani süreç ifade. Ayrı bir şey. O yaşananlar ayrı bir şey. Sizin söylediğiniz evet. İşte başka bir biraz şey. Biraz önce sizin de bir ara değindiğiniz şey o Mustafa ne şeyin adı? Demirkan. İmam, efendim? Demirkan. Ha, Mustafa Demirkan. Şey, imam, imam. Şimdi onun Diyanet demiş ki efendim Atatürk'e hakaret vesaire lanet okuma şu bu. Hı hı. Diyanet diyor ki bu emeklidir. Bizden ayrılmıştır. Artık yapacağımız bir şey yok diyor. Halbuki emekli falan değil. Hafız-ı Kurra diyorlar. Hı. Yanlış aklımda kalmadıysa. Hafızların hocası ya da neyse işte yöneticisi konumunda faaliyeti devam ediyor. Şimdi ona gelince emekli diyorsunuz. Evet. Yani burada ikisi aynı şeyi demek istemiyorum. Değil, tabii tabii ben de ama onu dedim yani biraz yaklaşımı önce. Yaklaşımı anlatmaya evet, çalışıyorum. Evet. Yani yaklaşım birisine geldiğinde emekli diyorsanız bu adamlar da yani artık emeklilikten öte bilmem kaç yıldır kendi köşelerine çekilmiş insanlar. Evet. Yani bunları şimdi yani son cümle şunu söyleyeyim. Bu insanlar eğer şu anda AKP yandaşları, bazı sözcülerin söylediği gibi yani işte affedilirse böyle çok merhametli bir cumhurbaşkanı profili ortaya çıkar. Bu insanlar eğer kabul etmiyoruz kardeşim, gidiyoruz, yatıyoruz deseler ve bunlardan biri ya da ikisi hücredeyken rahmetli olsa bunun maliyeti kime yüklenecek? Tabii tabii yani işin o tarafı başka bir şey yani. Evet. Evet tabii yani bir de o yönü var. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz Sayın Ağzan Dican. Bir cümle eklemek istiyorum. Için. Bir cümle. Bir cümle sadece. Bir cümle. Bir cümle. Bir cümle. İktidarın tam resmi yayın organında önceki gün birinci sayfada bir köşe yazarının yazısının başlığı şuydu. Sanki hapse giren generaller dışarıda olsa daha mı çok yaşayacaktı? Peki. Evet yani insani bir şey değil tabii öyle bir ay, şey. Bir de askeri rütbeleri sökülmüş, şeyine indirilmiş falan yani bunlar yapılacak evet. İşte. Çok teşekkür Deniz ediyoruz. İyi Parti Genel Başkanı. Bitti süremiz. Tamamız anlaştık değil mi Mustafa Bey? Tabii. Tamam. İyi Parti Milletvekili Sayın Ağatan Dican. Sayın Mustafa Balbay, Sayın Cem Toker, Sayın Mehmet Ocak'tan hepinize katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin geleceğinin sonuna geldik, programının sonuna geldik. Gece yarısı Lara Kırmızıoğlu ile gece bülteni olacak canlı canlı. Sakın Tele 1'den ayrılmayın. Hoşçakalın.